Bu fazla mı sarı? Bu mavi de tam olmadı. İzlemeyin, hiçbiri güzel görünmüyor. Niye her şey bu kadar çirkin? Bunu aldığımı hatırlamıyorum. Yine uyurken internetten alışveriş mi yapmışım? Hayır, bu küçükken giydiğim bluzum. Birlikte ne eğlenceli zamanlarımız oldu. Mesela bebeklerimin yeni arabalarına kavuştuğu gün gibi. Harikaydı. Hele çay partilerimiz. Okuma yazmayı bile bu şeyin içinde öğrendim. Ağzın doluyken konuşma. Bu bluzu nasıl unuttum? Ama biraz modası geçmiş görünüyor. Acaba modernleştirebilir miyim? Değişime ihtiyacı olan bir bluzum mu var? Kes! Şu artan parçaları görüyor musun? Şöyle birbirine dik. Bunu iki yana da yap. Ve neredeyse hazır. Şimdi daha iyi. Vay canına. Bu üst muhteşem. Bazı kızlar için takı her şeydir. Biraz ışıltısı olmayan bir kıyafet neye benzer ki? Hey kızlar. Takıların nerede? Alerjin falan mı var? Bu biraz tuhaf. Benim eğlenceli aksesuarlarım yok. Bunu görmek için dedektif olmaya gerek yok zaten. Ama belki sana yardım edebiliriz. Bize sonra teşekkür edersin. Saç lastiklerimi. Saçım toplu ama. Onlar tişörtün için şapşal. Ha, şimdi anladım. Görünümünü bir üst seviyeye mi taşımak istiyorsun? Tişörtünü yukarı kıvır ve şöyle topla. İki yandan da lastik geçir, aşağıya kıvır ve üst kısmını altına sok. Sevimli değil mi? Çok güzel. Hiç bunu bu şekilde giymemiştik. Bak şimdi akım yaratan kimmiş? Selfie. Bu değişimi ölümsüzleştirmeliyim. Emir. Gelsin beğeniler. Cheetos ve filmle geçen bir akşam gibisi yok. Hangisini izlememişim? Kevin mi? Ne istiyor? Akşam yemeğine çıkacağımızı tamamen unutmuşum. Hazırlanmam gerek. Ne giyeceğim? Ve kot eteğim günü kurtarır. Oo, bu çok sevimli. Peki ya üst olarak? Bu iyi değil. Çamaşır yıkamam gerektiğini biliyordum. Burada ne? Üstünde koca bir leke var. Belki de telefon edip geceyi iptal etmeliyim. Tabii bununla gitmeyi istemiyorsam. Beni niye bu kadar bekletiyor ya? Selam Kevin. Bu ilginç bir kıyafet. İşte çamaşır günü de. Sipariş verelim mi? Hayır, mümkün değil. Bunu giyemem. Of. Bir dakika. Bir planım var. Şu eski şeyi görüyor musun? Altını üstüne çevir. Sıva. Ve başından geçir. Normalde giyermişsin gibi. Mümkün olduğunca aşağıya çek. Artan kumaşı aşağıya katla. Ve biraz aşağıya çek. Selam güzelim. Bu üst yepyeni görünüyor. Buluşmaya gideyim. Selam Kevin. Selam. Vay canına, müthiş görünüyorsun. Bu yeni mi? Sayılır. Eski favorilerimden. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Ah, bir okul günü daha. En azından bana eşlik edecek bir telefonum var. Ağlamazsa üstüm battı.
Bunu böyle giyemem. Bir dakika. Sanırım bunu düzeltebilirim. Bu kalemleri kullanabilirim. Evet, bu işe yarayabilir. Üstüme bir kalem yapıştıracağım. Sonra birkaç tane daha ekleyeceğim. Yukarıdan aşağı doğru yapıştırıyorum. Lekeyi kapatmam lazım. Bu iyi görünüyor. Rengarenk. Sakın kimseye söyleme, tamam mı? Şşş. Ah, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Biliyorum, harika görünüyorum. Balo kraliçesi ben olurdum. Ama önce bir elbise bulmam lazım. Hmm, hayır, olmaz. Hayır, bundan hoşlanmadım. Bunların hiçbiri olmaz. Ha, bir dakika, işte buldum. Aradığım elbise bu. Detayları, işçiliği. Ah, şu taşlara bak, çok güzel. Hayallerimin elbisesi. Üzerimde harika olacak. Bekle, ne kadar? Ha, bir elbise için mi? Vay canına, bu çok çılgınca bir para. Umarım bunu karşılayabilirim. Bir bakalım, nedense bunun yeterli olduğunu düşünmüyorum. Galiba böyle olmaması gerekiyormuş. Yine de hayallerini kurabilirim. Bekle bir saniye. Aa, aklıma bir fikir geldi. Şuna ihtiyacım olacak. Bunu özel bir şeye dönüştüreceğim. Onu masanın üstüne koyuyorum. Sonra bana siyah keçeli bir kalem lazım. Göğüs kısmına bir çizgi çekeceğim. Şimdi de omuzuna bir çizgi çekmem gerekiyor. Diğer tarafını da unutmayayım. Boyun kısmında çizdikten sonra makas alıp onu bölümlere ayıracağım. Aynalı kumaşı şeritler halinde kestim. Bu şeritleri yakasına ve beline tutuyorum. İşte giymeye hazır. Vay canına, bu harika görünüyor. Onu ışıltılı bir pantolonla eşleştirdim. Şık ve kendine has bir tarzı var. Üstelik yapımı da çok kolaydı. Hadi parti yapalım. Evet. Yeni balo kraliçemiz Jasmine. Oh, inanamıyorum. Bu çok rahatlatıcı. Hiç kendime zaman ayıramıyorum. Bir değişiklik çok iyi geldi. Bunu en iyi şekilde değerlendireceğim. Ha, bu da ne? Ah, Justin'den. Nasıl? 15 dakika mı? Ah, hazırlanmam lazım. Buluşacağımızı tamamen unutmuşum. Çabuk olsam iyi olacak. Saçıma şekil verecek vaktim yok. Biraz pudra bu iş görür. Bu gömlek çok şirin. Neredeyse hazırım. Bu kot pantolon bana çok yakışıyor. Hmm, hatırladığımdan daha da darmış. Hadi gireyim içine. Ah, bunun için zamanım yok. Neden bu kadar zor ki? Bu çok can sıkıcı. Hadi tekrar deneyelim. Bekle. Ah, başardım. Vay canına, öyle rahatladım ki. Hepsini geri alıyorum. Ah, gitme zamanı. Aa, bekle bir saniye, şaka mı yapıyorsun acaba? Bu hale nasıl geldi bu? Aa, bu tam bir felaket. Yine ne oldu? Ah, üstümü değiştirmeliyim. Ha, çabuk. Tabii eğer... Aa, ne yapacağımı buldum. Bu dantel kumaşa ihtiyacım var. Makasla danteli iki parçaya bölüyorum. Kot pantolonunun da dikişini söküyorum. Bacak boyunca açmam lazım. Şimdi dikiş yerine yapıştırıcı süreceğim. Sonra dantel yapıştıracağım. Sağlam olması gerekiyor. Bu yeterli olur. Tam da düşündüğüm gibi. Herkese göstermek için sabırsızlanıyorum. Çok kolay oldu. Kot pantolonundan bir maxi etek yaptım. Hey, yoldayım, geliyorum. Oh, iyice esnedim. Yanmayı hisset. Bu yaramazlar kendi kendilerine büyüyemezler. Acı yoksa kazanç da yok. Ah, olamaz. Justin bana bakıyor. Flört etmeyi hiç beceremiyorum. Of, aynada kendime bakarken... Ne? Yok artık. Bu onun dikkatini çekecektir. Ben zayıf, acımasız bir egzersiz makinesiyim. Hayır ama hala bir şey yok mu? Farklı bir yaklaşım deneyeyim. Biraz boyun çevireceğim. Saçlarımı da şöyle savurayım. Şampuan reklamlarında işe yarıyordu. Aa, başım dönüyor. Of, ara vermeliyim. Ay, hala bana bakmıyor. Ah, ortamı bozuyorsun. Ben ve pozularım yeteriz. Vay canına. Ay, bu çok garip. Anlayamıyorum. Aa, şimdi anladım. Saçım berbat durumda. Ay, hemen düzeltmeliyim. Ne yapacağımı da buldum. Bu harika olacak. Justin'i kendime hayran bırakacağım. Bu havuz makarnasına ihtiyacım olacak. Bir bölümünü kesiyorum. Herhalde bunun büyüklüğü yeterli olur. Sonra saçımın etrafına saracağım. Sıkıca sarmalıyım. Yerini sabitlemem gerekiyor. Bu file işime yarayacak. Mükemmel oldu. Diğer tarafıma da aynısını yapacağım. Bu filelerim anında hazır olacak. Sadece beklemem gerek. Onun aklını başından alacağım. Ah, Justin. Şimdi ne oldu? Ne? Başına ne taktın öyle? Şunu izle sadece. Bana bir saniye ver. Bak, kuaförden çıkmış gibi. Bunu daha önce bir spor salonunda hiç görmemiştim. Bu da sonuncusu. Şöyle hafifçe saçımı sallıyorum. Nasıl buldun? Gördüğünü beğendin mi? Vay canına, harika görünüyorsun. Beklediğim tepki buydu. İşe yarayacağını biliyordum. Hey Jasmine, sonra takılmak ister misin? Beni ağırlık çalışırken izlersin. Ah, onun yerine yemeğe gidelim. Aa, güzel görünüyor. Vay canına, şu poza bak. Çok hassas rüya gibi. Tamam, bu benim favorim. Sanki bana bakıyor gibi. Harika bir çift olurduk. Bunu kesinlikle çok beğendim. Bir dakika, dövmesi mi var? Daha yakından bakmam lazım. Oo, çok havalı. Hele şu kalbe bak. Aa, çok hoş. Hmm, benim de dövme yaptırmam lazım. Yani kollarım oldukça sıkıcı. Ama iğnelerden de korkuyorum. Bekle bir dakika, bu çıkartmaların olduğunu unutmuşum.
Belki de dövmeye ihtiyacım yoktur. Onun yerine bunları kullanabilirim. Denemeye değer. Arkasındaki kağıdı çıkarıyorum. Onu koluma yerleştiriyorum. Bastırarak düzeltiyorum. Şimdi makyaj malzemelerimi kullanmalıyım. Turuncuyu seçelim. Katyörün üstüne sürüyorum. Sonra mavi göz fırını deneyeceğim. Bu harika olacak. Bunu daha önce düşünmeliydim. Gerçek bir dövme gibi olacak. Hem de ortalıkta tek bir iğne bile yok. Harika, düşündüğümden bile iyi oldu. Selfie zamanı. Umarım Justin bunu görür. Vay canına, şimdiden beğeni almaya başladı. Abi, mesaj geldi. Bu gerçekten oluyor mu? Tabii ki çıkarım. Justin'le buluşuyorum. Yaşasın, hazırlansam iyi olacak. Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Bu kıyafet bana çok yakıştı. Podyuma falan çıkmam lazım benim. Şöyle yürüyüp bir hava atayım en iyisi. Aha, vay canına, niye bak. Gidip biraz sohbet edeyim. Harika görünüyorsun. Ders için hazırlansam iyi olacak. Geç kalmak istemiyorum. Bir dakika. Jack, ne yapıyor bu çocuk? Belki daha sonra birlikte takılabiliriz. Herkes elbisenin içinde güzel görünebilir. Ne kırarmış? Yok artık. Anlaşılan farklı bir şey denemem lazım. Hey, bu torbaları kullanabilirim. Evet evet, bu işimi görür. Hadi o zaman başlayalım. Hayal ettiğimden bile güzel oldu. Kendimi çok çekici hissediyorum. Ama yapmamız gereken bir şey daha var. Aa, selam Jack. Aa, benim gitmem lazım Annie. Luna, seni görmek ne güzel. Yeni kıyafetini çok sevdim. Aha, o da ne giymiş öyle? Çöp torbasına benziyor. Örgü örmek çok rahatlatıcı. Anne, şuna bak. Okulda parti veriliyor. Şuna bir bakayım. Sanırım sen de gidebilirsin. Ama yeni bir kıyafete ihtiyacım var. Bununla gidemem. Bir düşüneyim. Ben hemen dönerim. Tamam, bekliyorum. Bu parti çok eğlenceli olacak. Aa, anne. Ne diyorsun? Çok güzel görüneceksin bence. Hadi dene bakalım. Şaka yapıyorsun herhalde. Buna ne olmuş böyle? Burada delikleri var. Ciddi değilsin herhalde. Bunu giyemem. Hayatta olmaz. Böyle söyleyeceğini düşünmüştüm. Modadan hiç anlamıyorsun sen. O zaman ben bir daha bakayım en iyisi. Burada giyebileceğim işler olmalı. Belki de yoktur. Bir dakika. Bu da ne? Bu bir karton parçası. Biraz tozlu ama yine de işimizi görür. Bence bunu özel bir şeye dönüştürebiliriz. Annie, bak. Ne yapacağız bununla? Bu karton bütün sorunlarımızı çözecek. Bundan emin misin? Üstüne biraz çalışmamız gerekiyor. Tamam, ne yapacağımızı biliyorum. Kımıldama şimdi. Anne, bir dakika dur. Bu çok tuhaf. Ya, ben bir dahiyim. Muhteşem görünüyorsun. Vay canına, aa, bu nasıl oldu böyle? Şahane görünüyorum. Bir şey daha yapmamız lazım. Şimdi şu gözlükleri çıkaralım. Oh, her yer bulanıklaştı. Ama kendimi harika hissediyorum. Mankenler gibi oldum. Saçlarımı açınca harika oldum. Teşekkürler anneciğim. Sen annelerin en harikasısın. Evet, sanırım öyleyim. Bu anı yakalamamız lazım. Poz ver bakayım. Artık gitsem iyi olur. Hoşça kal anneciğim. Aa, çok hızlı büyüyorlar. Bu şarkılara bayılıyorum. Dans etmeden duramıyorum. Hey Brian, sana bir içecek getireyim mi? Peki, iyi olur. Harika bir parti. Brian'ın da burada olmasına çok sevindim. Yani şuna bak. Süper bir çocuk. Bütün gün onu izleyebilirim. Böyle dans edebileceğini hiç bilmiyordum. Üstelik çok yakışıklı. Olamaz, eteğim. Mahvoldu eteğim. Bu bir felaket. Ne yapacağım ben şimdi? Bir dakika, bir fikrim var. Gömleğimi kullanabilirim. Evet, onunla halledebilirim. Bir daha düşündüm de. Ay, yok, olmadı böyle. Oh, çok terledim gerçekten. Of, burası çok sıcak oldu. Bir dakika, işte tam fırsatı. Çabuk olmam lazım. Hadi ama. Nerede bu? Ah, buldum. Hadi başlayalım o zaman. En üst düğmeyi ilikleyip gömlekleri belimize sarıyoruz. Böylece üstümüze tam oturacak. Şimdi diğer düğmeleri de ilikliyoruz. Eteğimi tamamen gizlemem lazım. İşte hepsi bu kadar. Şimdi yakaları kaldırıp kemerimizi takarak gömlekleri belimize tutturuyoruz. Kemeri gizlemek için de yakaları kullanıyoruz. Peki ya kollar? Aa, buldum. Kolları da arkadan bağlıyoruz. Çok güzel oldu bence. Brian, sana kolanı getirdim. Oh, çok iyi geldi gerçekten. Kıyafetin ne güzel. Öyle mi diyorsun? Havan canına. Bunu kendim tasarladım. İyi olmuş gerçekten. Bir saniye. Bir şey gözüme tanıdık geldi. Benim gömleğim nerede? Neler oluyor burada? Aa, dans edelim en iyisi. Peki, bana uyar.
Daha fazla harika video için beğenin ve abone olun. Bu düz saç beni biraz ezik gösteriyor. Kelebek dövmeleri imdadıma yetişti. Onları saçına takabileceğini biliyor muydun? Buraya birkaç dövme sığdırabilirim. Mesela bu peri dövmesi olur mu? Okuldaki herkes kıskanacak. Tam da istediğim gibi oldu. Hadi bu şeyleri bir test sürüşüne çıkaralım. DJ sesini aç. Herkese merhaba. Bizimle dans etmek ister misin? Tabii. Yeni saç dövmelerimi beğendin mi? Çok güzeller. Gina güzel görünüyor. Şimdi parti yapalım. Şahane. İşte tarzımı böyle geliştiriyorum. Bu kadar basit bir şeyin bu kadar çok kişinin ilgisini çekebileceği kimin aklına gelirdi? Yaşasın. Sesini aç. İnanamıyorum. Janet senden gerçekten hoşlanıyor. Yok canım. Ama daha önce gözleri üzerimdeydi. Spor salonundan sonra gidip onunla konuşalım. Sence bunu daha sonra giyebilir miyim? Evet, kesinlikle. Turuncu her zaman işe yarar. Jenna, bekle. Tüylerini en son ne zaman aldın? 2001'de falan mı? O bacakların tıraş olma zamanı gelmiş. Evet, haklısın. Bunun için zamanım var mı? Ne yapacağım ben? Tıraş bıçağıma bak. Şimdi bunu kullanamam. Of. Yazık oldu. Bunu kullanmayı deneyebiliriz ama. Makas mı? Hayatta olmaz. Sadece bir fikirdi. Bu korkunç bir şey. Bir dakika. Bekle, liflerimiz var. Anlamadım. Evet, işte bu. Önce onu açıyorum. Sonra parlak taşları içine serpiştiriyorum. Çok güzeller değil mi? İhtiyacın olan tek şey bu. Hazır mısın? Biraz kafam karıştı. Şunu açıklar mısın? Hiç sormayacaksın sanmıştım. Yeni ışıltılı çoraplarına merhaba de. Beğendin mi? Kendimi ışıl ışıl parlayan bir tanrıça gibi hissediyorum. Bu çorap çok tatlı oldu. Geç kalmıyor muyuz? Evet, acele edelim. Gina, bak. Ne haber? Selam. Neredeyse seni görmeyecektim Alex. Gözlerin güzelmiş. Şu muhteşem saçlara bak. Sonra görüşürüz. Hey, bir şey söylesene. Tamam. Merhaba. Gina, bileğindeki ne? Bak. Silmeye çalış. İşe yaradı mı? Pek değil. Ne yapacağım şimdi? Bu zor bir soru. Bekle bir dakika. Hey, versene şunu bana. Soyama mı? Peki. Sadece buna ihtiyacım var. Bir deste pipet al ve uçlarını kes. Güzel. Şimdi hepsini parçalara ayırana kadar devam et. Burada biraz alana ihtiyacım var. Şu ipi görüyor musun? Onu masaya bantla. Bu şekilde sen parçaları dizerken yerinde duracak. Sonra diğer ucunu da bu şekilde sok. Sonra da çek. Böyle harika bir desen oluşturuyor. İşte bu kadar. El yapımı bir bileklik. Hem de en sevdiğim gökkuşağı renklerinde. Hey! Vay canına! Bileğime takar mısın? Büyük bir zevkle. Çift düğüm atıyorum. Artık leke de görünmüyor. Git Alex'le konuş. Merhaba. Selam. Yanıma otursana. Seni gördüğüme sevindim Gina. Çok tatlılar. Güzel bileklik. Tarzına bayılıyorum. Teşekkürler. Ben bunu öyle çok seviyorum ki. Keşke sadece çikolata yiyerek beslenebilseydim. Bir de dondurma tabii. Vay canına. Bir kişi için amma fazla abur cubur. Ne yapıyorsun sen? Bunların hepsi tamamen şeker. Öyle beslenmeye devam edersen yakında böyle görünemeyeceksin. Sanırım haklısın ama çok mu kötü olurum ki?
Evet, nihayet istediğim kadar çikolatam oldu. Ay, böyle olmak istemem. Egzersiz yapmaya da başlamalıyım. Eşofman altı olmaz. Buralarda spor kıyafetleri olmalı. Tüh, tek bulabildiğim bu. Onun nesi varmış? Yani şuna baksana, hiç olmaz. Bak, eminim benimki gibi görünmesini sağlayacak bir şeyler yapabilirsin. Ah, bu gerçekten iyi fikir. Şöyle seriyorum. Sonra makası alıyorum. Kısaltmak için kesiyorum. Bunu yavaşça yapıyorum ki düzgün kesilsin. İşte böyle iki bacağı da kesiyorum. Mükemmel, şimdi deneyebilirim. Vay canına, tam oldu. Çok da hoş durdu. Aferin, harika görünüyor. Teşekkürler. Hadi koşmaya gidelim. Şu ayakkabı bağlama işini bitireyim. Şu sakızdan da kurtulayım. Şuraya koyarım işte. Ah, biri mesaj yazıyor. Aman tanrım, bu antrenman acayip zordu. Dur! Hayır, sana dur dedim. Niye dinlemedin? Ne oldu ki o kadar? Ne oluyor? Senin derdin ne? O sakız mı? Sakıza mı oturdum? Niye sakızını hep ortalıkta bırakıyorsun? Şimdi bu tatil ne yapacağım ben? Aslında onu sen düzeltmelisin. Tamam, ama sakızı nasıl çıkaracağımı bilmiyorum. Bugün bitsin lütfen. Ah, bu çok saçma. Bunu yaptığına inanamıyorum. Yapacak bir şey olmalı. Aa, bir saniye. Makasım var. Aa, hayatta olmaz. Tatilde delik istemiyorum. Bak, bu konuda bana güven, tamam mı? Biliyorum, ürkütücü görünüyor ama kesinlikle işe yarayacak. Söz veriyorum. Şimdi tatil kesiyorum. İşte bitti. Sadece sakızı kısma attım. Evet, tam düşündüğüm gibi. Al bakalım, hadi dene. Aa, peki. Bu kısmını ne yapacağım peki? Sakin ol, arkanı dön bir. Bak, böyle içine sok. Aslında hoş oldu. Ay, ama hala pantolonum yok. Al benim şortumu giyebilirsin. Aa, çok hoş oldun. Oh, işe yaradığına çok sevindim. Ah, bu kahve tam ihtiyacım olan şey. Güzel görünüyor. Vay canına, şuna bak. Oh, eyvah, galiba hapşıracağım. Kahvem. Üstüme döküldü. Bana lazım olan da böyle bir şeydi. Kocaman bir leke. Ah, bir saniye. Bu bana bir fikir verdi. Belki de yeni bir tarza geçmenin zamanı gelmiştir. Peki bana hangi renk yakışır? Bunun için yapabileceğim tek bir şey var. Bana bir model lazım. O da tam burada. İşe koyulmalıyım. Şurayı şöyle kesiyorum. Bu kadar. Hadi tişörtleri deneyelim. Tamam, fena değil. Aa, bu güzel. Aa, bu iyi görünüyor. Emin değilim. Aa, işte bu. Harika. Bana yakıştı değil mi? Rengini çok sevdim. Mükemmel. Ancak kahveden uzak duruyorum. Oh, ne gürültü ama. Hala hazırlanamadım. Jasmine birazdan burada olur. Şimdiden iyi geldi. Sonra biraz makyaj yapmalıyım. Önce küçük bir parlatıcıyla başlayacağım. Beni asla yarı yolda bırakmaz. Her zaman harika görünürsün. Neden bu pantolonu giydim ki? Bunu çıkarmalıyım. Dolabıma bir baskın yapmam gerekiyor. Ah, bu işe yarayabilir. Nasıl görünüyorum? Sanırım oldu. Selam Mindy. Selam. Kıyafetim hakkında ne düşünüyorsun? Bu da ne? Beğenmedin mi? Bence iyi görünüyor. Kızım, yok artık. Hadi gel. Yardıma ihtiyacın var. İyi ki buradayım. Kevin, biraz yalnız kalmalıyız. Bakmak yok. Burada neler var? Üzerinde çalışacak çok bir şey yok. Ama bir dakika. Bu kravatlar işe yarayabilir. Evet, bu harika olacak. Öncelikle kravatı ortadan keserek başlıyorum. Merak etme, onları geliştiriyorum. Bu eğlenceliydi. Tamam, bunu diğerlerinin yanına koyacağım. Şimdi kravatları kenarları üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sonra iğneyle tutuyorum. Ayrılmamaları için dikiyorum.
Neyse ki bir dikiş makinem var. Bu işleri hızlandıracak. Kravatları diğer taraftan dikiyorum. Böylece düzgün görünecek. Dikkatli olmalıyım. Parmağımı iğnenin altına sokmak istemem. Şimdi bir fermuar ekleyeceğim. Bir de bel bantı eklemem gerekiyor. Sanırım bu kadar yeter. Hadi bir bakalım. Hadi Mandy. Neden bu kadar uzun sürdü? Ah işte geldin. Gerçekten tasarımdan anlıyorum. Tek bir şey daha var. Tamam anne bir bak. Vay canına çok etkilendim. Mükemmel. Bu deri cekette görünüşünü tamamlayabiliriz. Ah iyi fikir. Bunu asla düşünemezdim. Teşekkürler Jasmine. Geç kalmak istemeyiz. Bekle saçımı düzeltmem gerek. Harika görünüyorsun. Hadi gidelim. Piknik için ne harika bir gün. Burası iyi gibi görünüyor. Hadi yerleşelim. Vay canına burası bayağı özel bir yer. Evet bravo tabiat ana. Tamam hadi yiyelim. Bu kilime oturabiliriz. Bunu dört gözle bekliyorum. İhtiyacımız olan her şey var. Bu lezzetli görünüyor. İştahım çok açık. İşte hayat budur. Ah, güzel görünüyor. Bir cips alabilir miyim? Galiba çok fazla yedim. Buna kesinlikle değdi. Ah, çok yorgunum. Bir şekerlemeye ihtiyacım var. Ah, onu biraz beklet. Hadi bir oyun oynayalım. Kulağa hoş geliyor. Vay canına bu çiçekler harika. Üstelik harika kokuyorlar. Birini seçeceğim. Tamam hazırım. Hızla geliyor. Hadi şunu bir canlandır. En iyi atışını yap. Bunu sen istedin. Hızlı bir top geliyor. Oh! Jasmine. Hey iyi misin? Nefes alamıyorum. Hayır sadece şaka yaptım. Beni iyi kandırdın. Üstündeki de ne? Her yeri leke olmuş. Neden bahsediyorsun? Hayır bu çok kötü. Bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Çiçekleri defterimde düzenliyorum. Sonra defteri kapatıyorum. İyice bastırıyorum. Dümdüz oldular. Şimdi bana bant lazım. Bir bant parçasına bir çiçeği yapıştırıyorum. Bir kez daha hızlıca bastıracağım. Sonra bunu Jasmine'in üstüne yerleştireceğim. Şimdi onu bir kaşıkla düzleştiriyorum. Çiçek yapraklarının rengini çıkarmak istiyorum. Daha kapatacak çok leke var. Ama sorun değil. Bir sürü çiçeğim var. Doğal bir boya gibi. Tabiatının yapamayacağı bir şey var mı? Bantı çıkarmam lazım. Dikkatlice kaldırıyorum. Vay canına şuna bak. Çiçeğin izi çıkmış. Düşündüğümden bile güzel oldu. Harika. Yepyeni görünüyor. Bu eski tişörtümden daha iyi. Mindy tüm kıyafetlerini sen tasarlayabilirsin. Hey bunu görmelisin. Çiçekli çoraplarım var. Türünün tek örneği. Nasıl buldun? Bayağı güzel. Ver bir beşlik. Başarılı bir piknik oldu. Kımıldama. Ruhunu yakalamam gerekiyor. Yani iyi mi? Bu bir şaheser. Bekle. Belki de değildir. Biraz hareket edebilir misin? Nasıl yani? Bekle. Belki bu daha iyidir. Hayır değil. O hareketi model okulunda öğrenmiştim. Dik oturur musun? Şanslısın. Oturma konusunda ikinci dönem işlemiştik. Aslında bu benim ana dalımdı. Biliyorum doğuştan yetenekliyim. Hayır değilsin. Şaka mı yapıyorsun? Bu poz üzerinde çalışıyordum. Denemeye devam et. Bu biraz tuhaf. Bu sefer olmalı. Kes şunu. Ben buna golem diyorum. Ne düşünüyorsun? Onun yüzünden kabus göreceğim. Sakın bir daha yapma. Tamam tüm pozlarım bitti. Pes ediyorum. Merak ediyorum. Hey yakala. Bununla ne yapmam gerek? Onu omzuna sar. Bana güven. Bu bir şaka mı? Bir saniye bekle. Şu tabloyu daha önce hiç görmemiştim. Bana ilham verdi. Hareket etmeden durur musun? Bana bir dakika ver. Bir şey denemek istiyorum. Eşarbın uçlarını birbirine bağlamam gerekiyor. Biri tamam. Şimdi derine geçelim. Sonra onları çekeceğim. İşte bu sihrin gerçekleştiği an. Bir güle benzedi. İstediğim tam da buydu. Onu boynuma bağlayacağım. Sonra saçımı serbest bırakacağım. Sıra sende. Vay canına o iyi. Hadi biraz sanat yapalım. Sonunda bunu söylemeni umuyordum. Harika. Model okulu kesinlikle işe yarıyor. Sınıfın birincisiydim. Tamam. Hazır mısın? Bu her zaman arkadaş kalacağız demek oluyor. Evet sonsuza kadar. Seni seviyorum kankacığım.
Bunu not alsam iyi olur. Bu kızdan pek emin değilim. Kesinlikle olmaz. Şimdi bunun icabına bakayım. Merhaba hanımlar. Eyvah, uyku zamanı. Ne yapıyorsun? Pekala, şimdi de hareket zamanı. Of. Ha? Ne oldu öyle? Eva, en iyi arkadaşıma ne oldu? Eva! Geldiğin için teşekkürler Megan. Ne düşünüyorsun? Tada! Çok iyi değil mi? Harika gerçekten, evet. Aa, hey, neden içine girmiyorsun? Oraya mı? Bundan pek emin değilim. Bir saniye. Buraya gelebilir misin? Ha? Ah, işte tam şurada. Evet, hemen oracıkta. Ah, bu çok tuhaf bir durum. Oh. Tuvalet burası mı? Ama çok sıkıştım. Ah, başka seçeneğim yok. Ah, bu şey biraz küçük mü ne? Ah, işte bitti. Sanırım böyle bırakıyoruz. İşte burası benim dans odam. Vay canına. Taze ananas suyu hanımlar. Aa, bence yeterince temizler. Tabii ya. Hayır olmaz. Gidip ellerimi yıkayayım o zaman. Hemen dönerim ben. Onun banyosu burası mı yani? Aman tanrım. Bu benim çadırımdan daha büyük. Bu gerçek altın mı? Peki bunlar ne işe yarıyor? Bassam acaba? Neden olmasın? Ha? Bir dakika. Hayır, kes şunu. Yeter, artık lütfen. Ha? Olamaz. Dur, lütfen hayır. Fön makineleri kapansın. Ne? Para mı? Ne? Buna inanamıyorum. Eva, ne yapıyorsun? Şuna bak, zengin oldum. Ay Eva. Gözlerimi açık tutamıyorum. Merhaba Megan. Biraz yardım alayım lütfen. Hanımefendi, sırt çantanız. Sanırım bunlara ihtiyacınız olacak. Altın kaplı defteriniz ve tabii ki süslemeleriniz. Teşekkür ederim. Güzel değil mi? Benim de bir iki eşyam var. Hadi getir onları, tamam mı? İşte geliyor. Hey! Bir dakika, hepsini çıkarayım. Gerekli olan her şeyi getirdim. Örneğin kağıt gibi. Bak neredeyse hep yeni. Ve kalem kutusu da geliyor. İçinde hiç cips kalmamış ama. İşte burada. Al bakalım. Görüyor musun bunları? Evet, görüyorum sanırım. Bana birazdan bir şeyler çıkar. Peki dizüstü bilgisayarınız nasıl olur? Elbette yeni modeli. Aynen böyle. Bizde de onlardan var değil mi? Hadi lütfen. Bir düşüneyim. İşte burada bir şey olabilir. Evet biliyordum. Gerçek bir bilgisayar klavyesi. Al bakalım hepsi senin. Ekranı da burada. Daha önce hiç dizüstü bilgisayarım olmamıştı. Ve telefonun da. Yok artık. Müthişsiniz gerçekten. Kıskandın mı? Ben olsam kıskanırdım. En azından bende bu var. Onlar yüzük mü? Evet, ister misiniz? Hey, dur. Hadi koş getir. Aldım işte. Artık zengin biri oldum. Burada görecek hiçbir şey yok. Bunu yaptığına inanamıyorum. Her neyse, derse başlasam iyi olacak. Biraz yardım alsam hiç fena olmaz. Şuraya bir bakalım. Tam isabeti. Bu testten çok iyi not alacağım. Bugün okula manzaralı yoldan geldim. Ne kaçırdım? Güzel ayakkabılar değil mi? Aslında bunlar türünün tek örneği. Dünyada tek bende var. Selam. Soruların cevabını mı arıyorsun? Bu şeyde hepsi var. Çok acayip değil mi? Biliyorum. İnanılmaz bir şey. İşte geldim hanımefendi. Size bir çift 42 numara buldum. Yok olmaz. Peki bu çift? Hayır. Peki. Çok sinir bozucu. Bu çift? Bu çifte ne dersiniz?
Asla olmaz. Yeter artık. Lütfen bana bir şans daha verin. Uf. Bir şeyler düşünmem lazım. Şimdi buldum. Ayakkabılar çok müsaade. Sorun değil. Şimdi eşarfla her şeyi değiştirebilirim. Kumaşı ölçüsüne göre kesiyoruz ve tabanın altın olması da ayakkabıya ayrı bir hava katıyor. Muhteşem oldu değil mi? Harika. Bu çift hoşunuza gider mi? Hoşuma gitmek mi? Müthiş olmuş. Bu benim numaram mı? Aman tanrım, başardım. Bu şu ana kadar gördüğüm en güzel ayakkabı. Çok teşekkür ederim. Şimdi büyük bir bahşişi hak ettin. Al hepsini. Çok şanslı biriyim. Ben Bahamalara gidiyorum. Vay canına, bu mağaza çok iyiymiş. Al şu ayakkabılara bak. Şekerleme gibi. Bu çift benim olmalı. Bunu alıyorum. Bu yeterli mi? $1 mı? Bununla topuğunu bile alamazsın. Gerçekten mi? Bütün param bu ama. Ama bunu çok almak istiyordum. Ne yapabileceğime bir bakayım. Bunlar geçen sezondan kalma. O zaman bir deneyeyim. Umarım ayağıma olurlar. Bir bakalım. Fena olmadı gibi. Ama pek emin değilim. Biraz değişiklik yapayım en iyisi. Bu gibi durumlarda bir şeyleri dönüştürmek tamamen senin elinde. Mesela bir sandalet istiyorsan o zaman kendin yap gitsin. Çok güzel oldu. Harika. Alıyorum bu terlikleri. Yaşasın. Bay bay. Keşke bu partiye gidebilseydim. Ama giyecek hiçbir şeyim yok. Ne yapalım? Şunlara bir bakayım. Bu şey de ne? Gömlek mi yoksa elbise mi? Neyse. Başka ne var? Bu da ne? Nihayet. Teşekkür ederim. Sen gerçek bir peri misin? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Olmaz. Benim hatam, özür dilerim. Bence bu hoşuna gidecek. Vay canına, bu muhteşem. Bilemedim ama bu da olmaz bence. Neyse, bunu dene. Şimdi oldu. Buna bayıldım. Şimdi çok rahatladım. Sana partide iyi eğlenceler. O zaman eğlence başlasın. Burası çok acayip bir yer. Çok güzel bir yer. Merhaba. Bu benim elbisem mi? Ne kadar utanç verici. Olamaz. Bu hiç iyi olmadı. O zaman şunu değiştireyim. Bu hasta işimi görebilir. Rengi tamamen farklı. Pardon. Kumaş lütfen. Bak şimdi bununla ne yapacağım. Kimsenin üstünde böyle bir şey göremezsin. Orası kesin. Pekala. Bir iki yerini de kıvıralım. Ve işte hallettim. Geri geldim ben. Vay canına, bu kıyafet çok güzel. Rengi de süper üstelik. Evet, öyle diyeceğini düşünmüştüm ben de. Hadi dans edelim artık. Ben de geliyorum. Ne muhteşem bir gün. Çok iyi vakit geçirdim. Çok acıdı. Etrafta görecek kimse olmamasına sevindim. Olamaz elbisem. Yırtılmış. Ben sanırım bunu düzeltebilirim. Tabiat ana benimle gurur duyardı. Kendimle gurur duyuyorum. Uyuyakaldığıma inanamıyorum. Fakat okula zamanında yetiştim. Beden eğitimi dersi için üstümü değiştirsem iyi olacak. En azından kıyafetlerimi unutmadım. Hadi top oynayalım. Ben buradayım. Şu dağınıklığa bak. Çok sinir bozucu çocuklar. Asla temizlik yapmıyorlar. Bunların hepsi çöpe gidebilir. Bir temizlikçinin işi asla bitmiyor. Ben olmasam ne yaparlardı acaba? Başka bir temizlikçi bulurlardı. Neyse ki işim bitti. Ne harika bir maçtı. Giyme zamanı. Bir dakika, kıyafetlerimin geri kalanı nerede? Tam burada duruyorlardı. Öylece ortadan kaybolmuş olamazlar. Bu çok kötü. Böyle derse gidemem. Bu benim eşarbım. İşe yarayabilir. Onu ikiye katlıyorum. Sonra belime saracağım. Önce bu ucu, sonra da diğer ucu. Saç lastiğime ihtiyacım olacak. Kumaşı büküp saç lastiğini geçireceğim. Bu onu yerinde tutar. Bayıldım. En azından ayakkabılarım hala burada. Bu işi de hallettim. Ne gündü ama.
Evi temizledim, her yeri süpürdüm. Şimdi sıra çamaşırda. Kendimi bütün gün hiç durmamış gibi hissediyorum ama bunu yapılması gerekiyordu. En azından bitmesine az kaldı. Ütülenecek bir sürü şey var. Sonra rahatlayabilirim. Belki de bir film izlerim. Ah, biri beni arıyor. Açsam iyi olacak. Alo, selam, nasılsın? Gerçekten mi? Mindy ne yaptı? Bu çok komik. Öğle yemeği yemeliyiz. Peki, bu koku da ne? Sanki yanık kokuyor. Hayır, ütü. Ah, kıyafetim. Üstünde bir delik var. Bunu bir daha giyemem. Yoksa giyebilir miyim? Ah, bir fikrim var. Sadece biraz ilhama ihtiyacım var. Bir bakayım. Ah, bu çok güzel, çok renkli. Onu şu deliğin üzerine yerleştireceğim. Stretch filmi resmi kaplamak için kullanacağım. Fazla kısmını kesiyorum. Bununla işim bitti. Sonra bir parça pişirme kağıdına ihtiyacım olacak. Onu stretch filmin üstüne yerleştiriyorum. Tamamen kaplamak için biraz ısı verelim. Ütü resmin üzerinde gezdireceğim. Pürüzsüz olması gerekiyor. Ütü konusunda ustayım. Umarım işe yaramıştır. Kağıdı soyacağım. Ben de öyle planlamıştım. Vay canına, daha fazla kıyafet yakmalıyım bence. Hey, ben artık bir moda tasarımcısıyım. Ah, geç kalıyorum. Bu ayakkabılar olur. İyi görünüyorsun. Hangi çantayı almalıyım? Aksesuar önemlidir. Bu elbisemle uyumlu. Pek iyi olmadı. Olmaz. Başka ne var? Fena değil ama ayakkabı testini geçemiyor. Evde kalıyor. Ah, bu işe yarayabilir. Rengine bayıldım. Ama bu vay canına faktörüne sahip değil. Bu kesinlikle olmaz. Hayır, olmaz. Yok artık. Ya, hiç şansı yok. Bütün çantalarımı gözden geçirdim. Hiçbiri kıyafetime uymuyor. Çantaya ihtiyacım var mı ki? Eşyalarımı taşısam yeter. Belki de öyle değildir. Aa, bir dakika. Mükemmel bir planım var. Paramı çantaya koyacağım. Makyaj malzemelerimi de unutmayayım. Uyuyor, evet. Çok mutluyum. Böyle daha iyi. Ayakkabım da harika görünüyor. Şimdi yemeğe gidebilirim. Uyandım. Kapa çeneni. Ne güzel rüya görüyordum. Sabah insanı değilim ben. Kötü saç günü diye buna derler. Ah, yıkamam gerekecek. Tekrar deneyelim. Bu daha iyi. Şöyle saçımı hızlıca kurutayım. Aa, bir dakika, cildim çok soluk. Ah, sorun değil. Tam da lazım olan şey bende var. Bu yüz maskesini kullanacağım. Hemen halledecek. Mucize gibi bir şey. Cildim ışıl ışıl olacak. Burnumu unutmayayım. İyi görünmek için yapmam gereken şeylere bak. Daha fazlasına ihtiyacım olacak. Güzellik uykusu almanın karşılığı bu olmamalı. Oh, bayağı zor bir işti. Of, çok yoruldum. Bir an önce gözlerimi kapatacağım. Tek boynuz altlarımı kullanamaz. Uyuyakalmış olmalıyım. Ne? Saat kaç? Hayır, olamaz. Yüz maskesini çok uzun süre bıraktım. Of, çıkmıyor şimdi. Neden herkes bana bakıyor? En azından fotolarda iyi görüneceğim. Zarifçe yaşlanmak iyiymiş. Hayır! Bunun olmasına izin veremem. Tamam, düşün. Yapabileceğim bir şey olmalı. Elektrik süpürgesi. Aa, tabii ki. Yüzümden emerek çıkaracağım. Bunun tek çözümü bu. Bana şans dile. Hey, işe yarıyor. Maske çıkıyor. Kolay oldu. Ve tuhaf bir his. Neredeyse bitirdim. İşte hepsi çıktı. Cildim kusursuz oldu. Yapılacak tek bir şey daha kaldı. Çöpe gidebilirsiniz. Bu bizim küçük sırrımız, tamam mı? Uf, benden mi geliyor bu? Kıyafet değiştirmem durumu düzeltir. Şimdi daha iyi değil mi? Görünümü biraz değiştirmek gibisi yoktur. Hey, Jack bunu nasıl yaptı? Acaba ben de yapabilir miyim? Tek yapmam gereken yatağa atlamak, değil mi? Aa! Bu sıcak yaz günleri şakaya gelmez. Oh, burada fena halde terliyorum. Niye klimalı bir dairem yok ki? Bu daha iyi. Yok değil, eriyorum resmen. Pekala, bununla başa çıkabilirim. Ama boğazım fena kurudu. Ağzımın içi çöl gibi oldu. Bir dakika, buzdolabında soğuk meyve suyu vardı. Meyve suyu hayatımı kurtaracak. Çok iyi geldi. O da neydi? Çivi mi? O nereden gelmiş ya? Atletim de yepyeniydi. Ne şans ama. Ama belki şansım dönebilir. Biraz el becerisi gerekli. Bluzun mu mahvoldu?
Kesmen yeterli. Deliğin üstünden düz şekilde kes. Altta kalan kısmı al ve şöyle bir şerit halinde kes. Mükemmel. Şimdi bunu üst kısmı bağlamak için kullan. İçinden geçir ve bağlayıp kurdele yap. Sıkı olmasına dikkat et. Bayağı sevimli değil mi? Ve bu sıcak havaya da çok uygun. Buluşacağım çocuk nerede acaba? Sorun değil. O arada güzel kıyafetimin resmini çekerim. Evde oturup kaldın mı? O zaman neden internette biraz alışveriş yapmıyorsun? Ne tatlılar. Of, bayağı da pahalılar. Ama Eflatun olan çok hoş ya. Of. Kimde o kadar para var ki? Biraz ütü yapacağım, tamam mı? Bugün çamaşır günü. Biraz daha bozuk param olacak. Ama o bluzun kolunu bile almaya yetmez. Ne? Önceden böyle bir iz yoktu. Çamaşır suyunun azizliğine uğramışım anlaşılan. Ne yapacağım? Aslında bir saniye. Betty'nin çamaşır suyu. Acaba bu batik gibi görünür mü? Eh, bulmanın tek yolu var. Canlı renkli bir giysi al. Ve çatalla kıvır. Üstüne birkaç paket lastiği geçir. Sonra da biraz çamaşır suyu püskürt. Birkaç dakika sonra bir şeylerin değişmeye başladığını göreceksin. Lastikleri kes ve tasarımına bak. Hiç de kötü görünmüyor. Sıkıcı sweatshirtlere son. Bunu kendin yapabilecekken servet ödemeye ne gerek var? Hem de çamaşır suyuyla yapabilecekken. Bu şeyi çıkaramıyorum. O benim çamaşır suyum mu? Dön bakayım. Bu müthiş görünüyor. Teşekkürler. Acaba bu işe yarar mı? Okul ani sorunlarla başa çıkmak zorunda kalmadan da zordur. Ay, tişörtüm her yeri kolu oldu. Şaka mı bu? Gün daha yeni başladı ve şimdiden sinir oldum. O kız bunun hesabını ödeyecek. Benim hakkımda ne dedim bakayım? Hiç, biraz dans edeyim dedim. Ben de öyle düşünmüştüm. Bunu düzeltebilirim. Bu yüzden yanıma bir kalıp sabun almıştım. Neyse, gideyim ben. İyi günler. Bütün güzel giysiler nerede? Aman tanrım yüreğim. Sakin ol. Mükemmel bir giysi, çok güzel. Onu almalıyım. Onu hak ediyorum. Bu kumaş hep en sevdiğim şeydi. Benimle geliyorsun. Bir dakika. Sıkışmış. Hayır, o benim. Bunu bütün gün boyunca yapabilirim. Öyle mi? Ben de günlerce dayanabilirim. Önce ben gördüm, o benim. Hayır, benim, ben istiyorum. Kusursuz bir zafer. Evet, kazandım. Kazanacağımı söylemiştim. Daha bitmedi. Gelecek seferin seni yeneceğim. Ne zaman istersen burada olacağım. Şimdi savaş ganimetimin tadını çıkarayım. Ben gittim. Bu bana çok yakışacak. Ah, olamaz, fazla büyük. Üzerine olmayan eteği kazanmışsın. Bu haksızlık üzerime olmadı. Bunun bir yolu olmalı. Bir dakika, belki de bir yolu vardır. Evet, bu tel tokayı kullanabilirim. Fazla gelen kumaşı şöyle katla. İyice sıkı ve sağlam olsun. Şimdi de tel tokayla tuttur. Güzel, çevirince görünüm tamamlanmış olacak. Emin olmak için aynaya bir bakayım. Ah, evet, harika görünüyor. Bana büyük geldiği anlaşılmıyor bile. Bu etek harika, bayıldım. İyi, bu etek bir harika, bayıldım. Ne yazık ki ben kazandım. Hoşça kal, sana hayatta mutluluk ver. Of, bir gün gününü göstereceğim.
Peki öğle yemeğine ne zaman çıkacaksın? Tamam, harika, süper fikir. Çin yemeğini kesinlikle tercih ederim. Of, bu kitaplar çok ağır. Niye bu kadar çok kitabım var ya? Tamam, hepsini aldım. Dolabı da kapatayım. Of ya, çantam omzumdan kaydı. Çok sinir bozucu. Yok, hala buradayım. Sen devam et. Hadi sene aptal çanta. Çık şuraya hemen. Pekala, sanırım bu işe yarayacak. Dikkat et, dikkat et. Tamam, bu işe yaramıyor. Başka bir şey denemeliyim. Derin nefes al, nefes al, nefes ver. Sakin ol, anı hisset, nefes al. İşte bu mükemmel bir denge, uyum. Pardon, yolu kapatıyorsun. Hey, senin pislik. Oo, sanırım aklıma iyi bir fikir geldi. Bu kesin işe yarar. Öncelikle çantam lazım. Yani çantanın askısı. Bir taraftan klipsi çıkarıyorum. Sapının altından geçiriyorum. Şimdi de geri takıyorum. İşte oldu. Bir askı iki askıya dönüştü. Dada, sevimli çantam sırt çantası oldu. Artık omzumdan kayacağı için endişelenmem gerekmeyecek. Hem de sevimli görünüyor, değil mi? Al bakalım omuz askısı, artık yerinde durursun. Şimdi hazırım, gidebilirim. Yoo! Olamaz, çantamı mı mahvettim yoksa? Of, neyse sağlanmış. Ah, güzel. Ne? Baloyu unutmuşum. Ah, hazırlanmam lazım. Saçıma bakayım. Nasıl? Ha, fena değil. Ama taç onu daha gösterişli yapar. Şu ışıltıya bak. Evet, işte bu. Tamam, ama bu tişörtü giyemem. Aslında bunların hiçbiri olmaz. Tamam, bir şey bulmalıyım. Ah, sanırım bulduk. Yaşasın. O kadar da zor değildi. İşte. Ha, yok olamaz bu. Yok yok. Buna ne dersin? Örümcek isterim diyor ki... olmaz. Yok, kesinlikle hayır. Peki ya bu? Karanlık ve düşünceli mi? Oh, kendimden korktum. Hey, bu çok şirin. Galiba bunu giyeceğim. Güle güle pelerin. Merhaba güzelim. Hem güzel hem de pembe. Ay, bayıldım. Bu dansı lütfeder misiniz? Vay canına, çok güzel dans ediyorsun. Dans etmeyi nereden öğrendin? Hayır, bekle bir dakika. Baloya ayakkabısız gelinir mi? Tam bir eziksin. Baloda yalın ayak mı? Oo, eminim ayaklarında kokuyordur. Ah, aptal hayal ne olacak? Ama haklı olduğu bir nokta var. Ah, bu olmaz. Ha, kesinlikle olmaz. Aa, işte bu. Aa, çok heyecanlıyım. Umarım ayağım olur. Ay, biraz küçük gibi. Aa, bunlarla yürüyemiyorum bile. Aa, ayaklarımı içine sıkıştıramaz mıyım? Ay, topumun tamamı dışarıda. Baloya nasıl gideceğim şimdi? Ah, bu hiç adil değil. Aa, gözyaşlarını sil Eli. Ha? Aman canına, sen de kimsin? Ben senin iyilik perinim. Yanında ayakkabı falan yoktur değil mi? Çünkü baloya yalın ayak gideceğim. Ah, hiç sorun değil. En azından bununla. Al bakalım. Yalın ayak değilsin, işte giyeceğin şey. Bırak kelebekler işlerini yapsın. Baksana ne kadar güzeller. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Teşekkürler iyilik perisi. Ha, rica ederim. Hepsi kelebekler sayesinde. Sence büyülü değiller mi? Hadi gidelim. Geç kalacağız. Hadi sen de. Ah! Ah, galiba yalnız gideceğim. Tuzlu cips balodan çok daha iyi.
Vay canına, burada ne güzel şeyler var. Aa, şu çantaya bak, çok tatlı. Oh, bayıldım buna. Çantayı almak zorundayım. Işıl ışıl parlıyor. Bir dakika, ona ihtiyacım var. Hayatta olmaz. İlk ben gördüm. Bu doğru değil. Evet öyle. Bırak. Tamam ya. Kendi mükemmel çantamı yapacağım. Bu renklerin hepsi olacak. Efsane görünecek. Çantamı bakın millet. Çok kıskandınız değil mi? Hem de çok pahalıydı. Ha, çok şirinmiş. Ha, değil mi? Geliyorum. Bana ve çantama yer açın. Ne? Bu çanta müthiş. Oh, bravo. Evet, kendim yaptım. Evet, doğru. Herkese atıştırmalık getirdim. Umarım karnınız acıkmıştır. Ah, kimse çantama bakmıyor. Ben gidiyorum. Beğendiğinize sevindim arkadaşlar. Durmayın, hadi patlatın. Vay canına, burası çok acayipmiş. Hafta sonuna başlamak için mükemmel değil mi? Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Aa, başka bir şey demene gerek yok. O iş bende. Tamam. Ne haber dostum? İki tane mini cheesecake lütfen. Karttan çek olur mu? O kart burada kabul edilmiyor. Buna ne dersin? Olur işte. Teşekkürler. Hmm, tatlılarımız geldi. Sana da en sevdiğini aldım. Grace? Ha? Aa, merhaba. Sen orada ne yapıyorsun? Uf. Pardon. Ne, madem kendimi burada buldum. Jake'in beni ektiğine inanamıyorum. Uf. Bunu bana yapamazsın. Bu kabul edilir bir şey değil. O zaman kendime bir çeki düzen vermem gerek. Evet. Aynen böyle devam. En aşağıya kadar. Burası gerçek sihrin meydana geldiği yer. Çift düğümleyip iyice sık. Sonra üst kısmını da böyle içeri kıvır. Ve omuzlarının üstünden aşağı indir. Eğer uzunsa kolları da içeri kıvır. Ne hoş bir üst oldu değil mi? Son derece modaya uygun. Jake? Hala meşgul demek. Beni fark edene kadar bekleyeyim o zaman. Grace? Bu sen mi? Ağzına sinek kaçacak. Bir dakika. Bana ne olacak? Kıyafetlerimden nefret ediyorum. Bahse girerim, ben de aynısını yapabilirim. Hmm, ne? Vay canına. Evet, hep bu tepkiyi alıyorum. Bedava bir latte'ye ne dersin? Artık uyumanın vakti geldi Teddy. Önümüzde büyük bir gün var. Hey! Neler oluyor? Anlamadın mı? Aa, rock'a devam tabii. Çok iyi. Demek alıştırma yapıyorsun. Odamda bedava bir rock konseri. Şu parmakların hareketlerine bak. Hadi yüzleri buruşturalım. Evet, rock'a devam. Amanın, bütün jelibonlar döküldü. Ne demek, hepsi yere uçmak istedi. Ama mavileri israf edemem. Stacy, hayır. Ne var? Bir dakika, ağlama hemen. Ama benim tüm şekerlemelerim çöp oldu. Bu çok büyük haksızlık. Şimdi kendimi kötü hissediyorum. Evet. Şu silikon halkayı görüyor musun? Bütün jelibon ayıcıkları bu aralığa yerleştir. Bütün aralık dolsun. Bu bittiğinde üstüne sıvı jel dök. Yalnız bunu ağır ağır yap. Bütün ayıcıkların üstüne jel gelmesi lazım. Ve bu bittiğinde harika bir bilekliğin olacak.
Rock'n'roll bebeğim. Ne? Bu benim için mi? Ver bakayım bileğini. Artık ayıcıkların hepsi seninle olacak. Müthiş. Yaşasın. Sağ ol dostum. Hadi çek o zaman. Harika. Bir şey daha. Ne? Bu müthiş gömlek sana çok yakışacak. Ha, bana mı? Evet. İyi görünüyorsun dostum. Pembe giymek için gerçek bir erkek olmak gerekir. Selam. Egzersiz dersime geldim. Böyle mi? Bu kabul edilemez. Git üstünü değiş. Değiş mi? Ama yanımda sadece üstümdeki var. Oh, oku o zaman. Ne? Ah, sadece spor kıyafeti mi giyebiliyoruz? Hemen dönerim. Bu şeye bayılıyorum. İşte hazırım. Buralarda hiç buz görüyor musun? Ama spor kıyafeti dediniz. Enerjiyi hisset. Bu daha mı iyi? Hayır, hayır. Bu kız inanılmaz. Püf. O ne şimdi? Oldu mu? Bana bunun için para ödenmiyor. Peki şimdi? Olmaz. Sen ciddi misin? İşte böyle. Salla kolları. Aa, hayır. Peki. Ama bu kesin oldu. Aa, hayır. Aa. Peki şimdi? Aklımı oynatacağım. Sakin ol. Sen beni hiç anlamıyor musun? Bağırıp çağırmanıza gerek yok. Peki şimdi ne yapacağım? Kayıp ve bulunan eşyalar mı? Bu umut verici olabilir. Ama bu şeylerin herhangi biri işe yarar mı ki? Hayır. Hadi ama. İşte işe yarar bir şeyler. Yalnız bir iki değişiklik yapmam lazım. Makası al ve böyle yukarı doğru kes. Orada dur. Sonra baş aşağı çevir. Ve kesiyi böyle iki yana ayır. İşte bütün yapman gereken bu. İnanılmaz. Spor kıyafeti diye buna derim. Vay canına, çok şeker olmuş. Aha, bunu ben yaptım. Tarzın hoşuma gitti. Sağ ol. Gitmem lazım. Ben hazırım. Diliniz tutuldu değil mi? Sizi suçlamıyorum. Hadi egzersizlere başlayalım. Bir, iki... Ne? Şimdiden mi? Daha başlamamıştık bile. Herkese merhaba. Gina ile tanışın. Vay canına. Selam, çok gerginim. Ve şimdi Grace'e merhaba deyin. Herkese selam. Oy vermeye hazır mısınız? Kim daha iyi görünüyor? Aşağıya yorumlarınızı yazın. Hey, paranı ver. Olmaz. Şuna bak, ne çarpıcı. Ay, gözüme yaprak kaçtı. Ay, çok acıyor. O çanta benim. İşe koyulayım. Ah, çok daha iyi. Sen öyle san. Evet, dikkatin başka yerde olmaya devam etsin. Ve yakaladım. Hoşça kal bayan. Hiç sanmam bayım. Amanım, düşüyorum. Oh, belki de iyi planlama yapmamışımdır. Pardon. Bu pislik tasarım çantamı mahvetti. Polisleri çağırma. Buna inanabiliyor musun? Ah, ben şimdi ne yapacağım? Şu eşyalarıma bak, hepsi kirlendi. Şansa bak ya. Eşarbım. Hala iyi durumda gibi görünüyor. Sanırım bununla bir şeyler yapabilirim. Şuraya bir düğüm. Ve tüm köşelere de birer tane. İşte küçük bir çıkın oldu.
Şimdi hepsini birleştiriyorum. Çift düğüm en iyisi. İşte sapları. Yeni bir çanta gibi oldu. Şimdilik eşyalarımı koymak için çok uygun. Ve bayağı da hoş değil mi? Hiçbir hırsız günümü mahvedemez. Bitti umurduk. Uf 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 uf. Sen iyi misin? Amma zayıf ha. Neredeyse bitti. Pekala işte. Bitti mi? Müthiş. Rock yıldızı gibi görünüyorum. Herkes görene kadar bekle. Of, bu kazak engel oluyor. Onca acı çektim ama kimse göremiyor. Kazak mı? Tam da rockçuymuş ha. Düğüm atsam işe yarar mı? Bu aptal şeyden nefret ediyorum. Ama bir fikrim var. Kumaş fazlasını tutması için kazan kolunu kullanabilirim. Kolumu şu şekilde sokuyorum. Bak. İyice toparlandı. Havalılık konusunda seviye atladım resmen. Beğendiğine sevindim ufaklık. Yaşasın. Çok teşekkürler. Ürkütücü dövme sanatçısı. Yani her neyse, çok havalı. Yaşasın. Çok sevindim. Bu iyi işaret değil. Yeterince izledik. Çok kötüsünüz. Görüşürüz. Bakalım hele. Emma. Umarım kusmam. Geliyorum. Amansız rekabet ha. Onu yarıştan elemeliyim. Sadece kahvemi içiyorum. Ay, ne sakarım. Hey. Sen çıldırdın mı? Çok üzgünüm ben. İçeriye böyle giremem. Bunu giyemem artık. Üf. Bütün kombinim mahvoldu. Ama bazı düzeltmeler yaparsam... Bir düşüneyim. Atlete yeni bir tasarım katmak için askısını kullanabilirim. Bak ne kadar farklı oldu. Biraz hayal gücü yeterli. Vay canına. O üstü de nereden buldu? Kıyafeti benimkinden daha güzel. Olamaz. Modeli sonsuza kadar bırakıyorum. Derin nefes al. İyi şanslar. Evet. Hey, ne oluyor orada? Yaklaşsam iyi olacak. Onu mu seçtiler? Of! Seçmeler kapanmıştır. Sen de ne istiyorsun? Senin yerinde olsam bir taksi çağırırım. Bu gerçekten oldu mu şimdi? Bu mini rakorlar beni benden alıyor. Ha, yine mi temalı parti? İnanılır gibi değil. Nerede kalmıştım? Evet. Aloha Betty. Büyük havai partisine hazır mısın? Tabii neden olmasın. Kapı şu tarafta. Böyle gidemezsin. Bu bir parti, cenaze değil. Bütün misafirleri korkutacaksın. Birkaç çiçek görüntüyü yumuşatır. Aloha. Benimle gel. Seçeneklerimiz bunlar mı? İlginçmiş. Hawaii'de hava buz gibi değil mi? Şaka yapıyorum. O zaman sanırım evde kalıyoruz. Aptal güzel çiçekler. Şimdi de kendimi biraz kötü hissettim. Hey Bella. Selam. Ne?
Tamam, gönlümü aldın. Affettin mi? Uzun süre kızgın kalamadığımı biliyorsun. Pembe tişört mü? Bunca zaman gözümün önündeymiş. Yakala. Bana mı? Peki. Bu muhtemelen bana olmaz bile. Bak. Üstelik koca bir deliği var. Bu sorun değil. Üstünde deliği olan bir tişörtün mü var? Artık yok. Artık kestiğimize göre bununla bir şeyler yapabiliriz. Bak ne sevimliler. Artan kumaşı eğlenceli püsküller yapmak için kullan. Şu şekilde düğüm at. Tada! Vay canına, bu bayağı havalı. Aferin, çok iyi oldu. Gerçekten de yetenekliyim ha. Gidelim mi? Doğru yaptığımdan emin misin? Hadi acele et. Uğraşıyorum. Bu dar kotları giymek niye bu kadar zor? Bir saniye. İzlemesi de zor. Sanırım oluyor. Hayır, olmuyor. Farklı bir açıdan yaklaşalım. Ne yapıyorsun? Uzun sürmez. Bak, ayaklarım geçti. Uf, zor oldu bayağı. Tamam, şimdi sıra diğer bacakta. Eyvah, bu ses iyi işaret değil. Olamaz. Sorun yok, tamir edebilirim bu makasla. Yalnızca diğer bacakta aynı noktayı bulmam lazım. Ya, burası iyi. Kumaşa bir kesik atıyoruz. İşte oldu. Planladığım bu değildi. Aynı boya getirsem iyi olacak. Giderek kısalıyor ama. Peki. Dur. Ver şunu bana. Peki. Gerçi kontrolüm altındaydı. Ne demezsin? Pantolondan geri kalanı bir masaya koyuyoruz. Sonra bir makas alıp bacaklarının birini çapraz kesiyoruz. Şu an bir şorta dönüştü. Sonra bu parlak taşları şeritler halinde kesiyoruz. Şimdi eğlenceli kısmı. Bu şortu daha ilginç bir hale getireceğiz. Bir sonraki aşama için bize tutkal tabancası lazım. Şortun kenarına biraz tutkal damlatıyoruz. Sonra buraya taşları yapıştırıyoruz. Ve şeritleri farklı uzunlukta uyguluyoruz. İşte bitti. Güzel görünüyor. Umarım bir yanın hoşuna gider. Hadi dene bakalım. Vay canına, müthiş olmuş. Sağ ol Betty. Rica ederim. Harika bir arkadaşsın. Güzel görünüyor. Ufak bir dokunuş daha. Sonra hazırım. Betty. Şu odaya bak, darmadan. Rezalet. Her yerde makyaj malzemeleri ve elbiseler var. Burayı toplaman lazım genç bayan. O kadar da kötü değil ya. Şaka mı bu? Adım bile atamıyorum. Neyse, ben yaparım. Bunun içinde bir şey var. Bu aklıma bir fikir getirdi. Her şeyi toplar bu. Bu eski kotları kullanabilirim. Bir denemeye değer. Şuraya bir yer açayım. Kutuda ne varmış bakalım. Ne çok kot var. En azından bir işe yarayacaklar. Hadi işe koyulalım. Makasımı alayım. Bu kotla başlıyoruz. Arka ceplerini kesiyoruz. Yalnız cebe bir zarar vermiyoruz. Birkaç cebe daha ihtiyacımız var. Şimdi kumaştan bir parça alıyoruz. Kumaşın kenarına tutkal sürüyoruz. Sonra bu ayakkabı bağcığını yapıştırıyoruz. Aynı şeyi diğer tarafta da yapıyoruz. Fazlalık bağcığı düğümlüyoruz. Sonra ceplerin arkasına tutkal sürüyoruz. Fazla olmasına gerek yok. Sonra çevirip kumaşa yapıştırıyoruz. Düzgünce yapışsın diye üstüne bastırıyoruz. Sonra diğer cepleri de yapıştırıyoruz ve sonuncusu. Ve işte bitti. Şimdi buna sıcak bir yer bulmam lazım. Çok iyi oldu. Öteberi koymak için harika.
Beni duyuyor musun? Hadi makyaj malzemelerini buraya koy. Zor muymuş? Vay canına, sağ ol anne. Artık ortalık dağılmayacak. Anne! Aa, hiçbir şey diyemiyorum. Vay canına, bu çizim çok güzel oldu. Aa, Mia'ya bir şaka yapayım. Sessizce süzüleyim. Hiç fark etmedi. Eyvah! Nasıl yani? Bunu nasıl yaptın? Vay canına, şuna bir bakayım. Ne? Mia! Ben o kotu giyiyordum. Harika bir fikrim var. Kutuna başka tasarımlar ekleyelim. Taslağını normal tükenmez kalemle çiziyoruz. Güzel oldu bence. Şimdi bunun üstünden keçeli kalemle geçiyoruz. Sonra içini boyuyoruz. Ama çizgilerin dışına taşmıyoruz. Ay, çok güzel olacak. Ayrıca boyatıcı olmanın harika bir yolu. Şimdi bacağının altına bir şey ekleyebiliriz. Hadi şirin bir köpek çizelim. Önce taslağını çiziyoruz, sonra içini boyuyoruz. Eşi benzeri olmayan bir kot olacak bu. Vay canına, şimdi arka cebini yapalım. Aslında bunu yaparak para kazanabilirim. Sanırım bu kadar yeter. Yok artık. Ne düşünüyorsun? Vay canına, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ay, çok yeteneklisin. Sanırım en sevdiğim kotum olacak. Çok eğlenceli oldu. Teşekkürler Mia. Ah, bir dakika bekle. Al bakalım. Ah, sen ciddi misin? Peki ama bana borçlusun. Oh, Matthew'dan mesaj geldi. Yo. Bir dakika. Benimle bugün de buluşmak istiyor. Yaşasın. Ama önce ne giyeceğime bakmam lazım. Merhaba kızım. Demek kıyafet arıyoruz öyle mi? Randevum var bak. Oo, senin için harika bir elbisem var. Çok fena. Ya bu? Hayatta olmaz. Şimdi gidip bunları bir dene olur mu? Çok güzel olmadı mı? Çok mütevazı bir şey tabii ki. Bu arada incesiz elbise olur mu hiç? Bu gerçekten gerekli mi anne? Of, bu çok fena. Hey, dik dur bakayım. Ah, ne çabuk büyüyorlar. Of, aptal inciler. Yaşlı gibi giyindim. Ama bir fikrim var. Ne kadar kesersem o kadar tarz olur ve bahsettiğim bu şey bir hayli kıyma sahne olacak. Hey, tarz sahibi olmak kolay değil, değil mi? Ah, çok daha iyi oldu. Ve artık kollara da gerek yok. Ya da bluzun uzun olmasına. Pekala, şimdi sütyeni bu şekilde giydikten sonra kolları çekebiliriz. Hoş oldu değil mi? Matthew. Demek beni tanıdın öyle mi? Pek değil aslında. Yani şimdi bu aynı çocuk mu? Evet, kesin oyuna getirildim. Merhaba Gina, randevumuz için hazır mısın? Bir dakika. İkinizle mi? Hey, sen burada ne yapıyorsun? Evet, ben de öyle düşünmüştüm. Şimdi rahatladım işte. Sana ikizim olduğundan bahsetmem gerekiyordu. Evet, ama sorun yok. Vay canına, şuraya bak. Evet, bir askım var. Ne olmuş? Au, bu çok garip. Hey, seni görmek güzel Stacy. Eyvah. Au, çok özür dilerim. Neyse, sorun yok. Au, merhaba. O iyi mi? Hey, geçmişe mi gittim ben? Sorun nedir? Bu askı bana sorun yaratıyor da. Aha, ben de askı olmamasını tercih edenlerdenim. İyi de nasıl? Yalnızca ufak bir numara ama işe yarıyor. Askının bir tarafını alıp diğerinin üstüne takıyorsun.
Tada! Sorun çözüldü. Teşekkürler. Ama bir dakika. Selam, bana yardımcı olur musun? Hemen geliyorum. Pekala. Ben gidiyorum. O zaman... Vay canına, benim gitmem lazım. İşte bu iş bu kadar. Ne seyahatti ama. Ama işte geri döndüm. Ve askıdan da artık eser yok. Tabii ki partiye gideceğim. Merhaba çocuklar. Umarım partide hoş çocuklar olur. Betty, hadi oynayalım. Dur, biraz telefondayım. Yok artık, o da mı geliyor? Ah, önce kayılarımı hala seviyorum. Betty acaba ne hakkında konuşuyor? Gizlice dinleyeyim. Aa, ilginç. Çek arabanı. Of, hiç eğlenceli değilsin. Yapabileceğim bir şeyler olmalı. Ama da tasarımcısı rolü yapabilirim. Betty'nin kıyafetleri çok sıkıcı. Onlara bir ders katabilirim. Şuraya ufak bir kesik atalım. İşte çok daha iyi oldu. O çocuk. Bir dakika, o benim. Ne dedin? Dur. Ne var? Tam bir şımarıksın. Ver şunu bana. Mahvolmuş bu. Ama eğlenceliydi. Bir dakika. Belki çöpe atmam gerekmez. Bunu hala giyebilirim. Öncelikle bunu ikiye katlıyoruz. Sonra ortadan kesiyoruz. Düz bir çizgide kesmemiz lazım. Sonra kollarını ve yanlarını kesiyoruz. Şimdi biraz daha kesiyoruz. Ama boyun çizgisinin hemen altında duruyoruz. Katı açtığımızda böyle püsküllü oluyor. Tamam, şimdi bunu yayıyoruz. İki püsküllü alıp birbirine bağlıyoruz. Diğerini de bağlıyoruz. Saç örüyormuşuz gibi. Püskülün altında düğümlere devam ediyoruz. Ve ağ gibi görünmesini sağlıyoruz. Vay canına, tam istediğim gibi oldu. Ama böyle bunu giyemem. İşte oldu. Vay canına, çok şirin görünüyor. Hala çok sıkıcısın. Partiye hazırım artık. Belki çantasına da bir el atabilirim. Mia, hayır. Buluşacağımız için çok heyecanlıyım. Umarım çabuk gelir. Ağaç etti resmen. Neredesin sen? Of, niye hep böyle oluyor? Lezzetli bir milkshake. Ha? Bu Mia mı? Mia, selam, ne haber? Seni gördüğüme çok sevindim. Uzun zaman olmuştu. Pardon. Elbisem mahvoldu. Randevum da var. Öyle mi? Sorun yok, hallederim. Sakin ol. Bu çok başıma geldiğinden yanımda hep bir yedek olur. Üst kısmında sorun yok. Konu edeyim. Sen bir dene şunu. Hadi ki. Bununla ne yapacağım? Saçma görünüyor. Dur, yardım edeyim sana. Askıları halletmemiz lazım. Ne olacak ki? Şimdi bunu aşağı indirelim. Ve eteğe çevirebiliriz. Hadi lekeli eteğini çıkar şimdi. İşte sana yepyeni bir etek. Ups. Aman tanrım, harikasın. Birazdan burada olur. İyi şanslar. Umarım. İçeceğim. Teşekkürler. İzninizle. Biri arıyor. Bir saniye. Hayır. Yine mi? Çok üzgünüm. Çok sakarım gerçekten. Bir dakika. Bir fikrim var. Belki bu eşarbı kullanabiliriz. Denemeye değer. Eşarbı vücudumuza sarıp uçlarını tutuyoruz. Sonra uçlarını yüzümüzden geçiriyoruz ve yüzü eşarp boyunca ilerletiyoruz. Sonra eşarbı göğüs hizasında sıkıyoruz. Daha sonra uçları boynumuzdan geçirip bağlıyoruz. Aynen böyle. Harika görünüyorsunuz. Size çok yakıştı. İçim rahatladı. Lütfen oturun. Hadi yine deneyelim. Üzgünüm. Şu an biraz gerginim de. Geldin demek. Üzgünüm, geciktim. Bunlar senin için. Kazara oldu. Olamaz. Hayır.
Anlaşılan bir daha buluşmuyoruz. Betty! Ah üzgünüm, başka yediğim yok. İşte gördün mü, yine yalnız kaldım. Bir. Of, çok sıcak bastı. İki. Ekipten nefret ediyorum. Ben de ama yapmamız lazım. Jennifer bak, acayip hoş. Vay canına. Bayağı hoş gerçekten. Nereye gidiyor? Tam ona bakıyordum. Ay, tam yanımızda ağırlık kaldırıyor. Sanki doğum günüm ve yılbaşı aynı gün olmuş gibi. Sanırım bir hamle yapmalısın. Şu kaslara bak. İyi görünmem gerek. Pekala, hamleye hazır ol. Jennifer dur, baksana ter içindesin. Haklısın, ne yapacağım? Evet, en iyi kıyafetim bu değil. Keşke spor kıyafetlerim daha güzel olsaydı. Jennifer, daha iyice bir fikrim var. Ne dersin? Haklısın, bu daha iyice bir fikir. Hadi yapalım şunu. Şortumu çıkarayım. Tamam, şimdi sıradaki adım. Bir bacaktan kolumu geçiriyorum. Aynı yerden başımı da geçiriyorum. Öbür bacaktan da diğer kolumu geçiriyorum. İşte oldu. Artık terli ve iğrenç görünmek yerine gayet hoş görünüyorum. Evet, öylesin. Gerçekten de. Hadi git yanına. Tanrıça gibisin. Sadece senin ışığını görecek. Pekala. İşte gidiyorum. Bana şans dile. Evet, yanına gidiyor. Bakamayacağım. Şaka şaka, tabii ki bakacağım. Bu sanki ilk ağırlık kaldırmada aşk gibi. Bu şarkıya bayıldım. Evet, kesinlikle bu benim yeni favorim. Ay canına, bu parti beklediğimden daha iyiymiş. Oo, meyveli kokteyli iyi görünüyor. Aman tanrım Jennifer, aynı şeyleri giymişiz. Olamaz, haklısın. Şimdi pişti olduk. Bu yüzden ne giyeceğimizi planlayalım demiştim. Aa, olamaz, istemeden oldum, pardon. Şaka mı yapıyorsun, sarısıkla mı oldum? Çok üzgünüm. İşte üzgün değilim, görüşürüz. Bunun olduğuna inanamıyorum. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Bir dakika, aklıma bir çözüm fikri geldi. Önce tişörtümü çıkarıp düz bir yere seriyorum. Şimdi işin ürkütücü kısmı, makasla biraz keseceğim. Yaka ve kolları tamamen kesip çıkarıyorum. Aslında ihtiyacım olan öndeki resim. Kalanı gidebilir. Biraz daha keseceğim. Katlayıp küçük kesikler atıyorum. İki yanda da baştan aşağı bunu yapıyorum. Şimdi sıradaki adım için bunu yana açıyorum. Üstteki iç köşeleri aşağıya katlıyorum. Daha önce kestiğim şeritleri alıyorum. Biraz geriyorum. Ve iki tişört parçasının arasına yerleştiriyorum. Şimdi örmeye başlayabilirim. Ayakkabı bağlar gibi ileri geri geçiriyorum. Sık olmalı ama çok da değil. Yukarıdan başlayıp aşağıya kadar uyguluyorum. Sonuna gelince şeritleri bağlıyorum. Pekala, döndür ve düzle. Ve böylece yeni bir bluzum oldu. Sadece üzerine tam uyması için iki yanı da sıkıştır. Çok hoş. Şimdi partiye hazırım. Vay canına, Jennifer'a bakın. Evet, döndüm millet. Çekil yolumuzdan, eyvah. Hey Jennifer, harika görünüyorsun. Ne oldu şimdi, burada kala kaldım. Bluzu kendin mi yaptın? Bu imkansız. Öf, Jennifer ve aptal güzel bluzu. Thank you.
Bu çok rahatlatıcı. Arayı kapattığımız iyi oldu. Pasta yemek de. Aa, şuna bak. Ne kadar da şık. Bu çantaya bayılıyorum. Daha güzel bir şey var mı? Ay canına, gerçekten öyle. Bunun gibi bir çantam olmasını çok isterdim. Yani işte Kevin'le konuşuyordum da o da sanki benimle flört ediyordu. Aa, Ashley ne oldu? Aa, iyi misin? Ashley kendine gel. Neler oluyor? Ay şu çantaya bak. Kalp şeklinde. Onu istiyorum. Aa, tamam. İstiyorsan alırsın. Arkadaşlar bunun içindir. Hemen dönelim. Doğal davranmalıyım. Doğrudan elime geçeceğim. Aha, affedersin. Bir su ve margarita pizza alayım. Aa, seni garson sandım. Aa, hayır. Hey, şuradaki ne? Aa, hiçbir şey göremiyorum. Görüşürüz. Tereyağından kıl çeker gibi. Aa, bu hiç iyi değil. Orada durun. Uzun bir süre burada olmayacaksınız. Aa, bunun olmasını istemiyorum. Peki başka ne yapabilirim ki? Aa, bunu bir düşünmeliyim. Hem de çabucak. Ne kadar güzel bir çanta. Delirmeye başladı. Hmm, bir saniye. Hmm,
kahve çok güzelmiş. Kafeine çok ihtiyacım vardı. Benim de üstündeki yün kaza ihtiyacım var. Bu harika olacak. Burası birden soğudu mu? Bir dakika. Üstümde bir kazak yok muydu benim? Birkaç şeye daha ihtiyacım var. Bir bakalım. Hah, bu işime yarar. Hop, sanırım lazım olan her şeyi aldım. Plastik kanvası düz bir yüzeye koyuyorum. Bir makas alıyorum ve plastiği kesmeye başlıyorum. Yan kısmından büyük bir parça kesip alıyorum. İşte böyle. Sonra iki köşesini kesiyorum. Ve bir şekilde kesmeliyim. İstediğim şekil bu. Sonra böyle bir kilide ihtiyacım var. Şu kelebek çok yakışacak. Kilidi plastiğe takıyorum. Sanırım burası iyi bir yer. Sıkıca takmalıyım. Tamam, şimdi sonraki kısma geçiyorum. Plastikten büyük bir yün iğnem var. İplik yerine bu yünü kullanacağım. Yünü plastiğin deliklerinden geçirmeliyim. Bunu yapmak çok kolay. Sadece aralarında boşluk bırakmamam gerekiyor. Bunu her yerine yapıyorum. Açıkta kalan bir delik olmamalı. Çok rahatlatıcı. Her yerini kaplıyorum. Plastiğe bir zincir takıyorum. Yünü zincirin halkalarından geçiriyorum. Sonuna kadar geçince yünü çekiyorum. İki küçük parça plastiğim var. Bunları da çerçevenin yan kısımlarına yerleştiriyorum. Sonra onları birbirine dikmeliyim. Çerçeveyi bir çantaya benzeyene kadar kıvırıyorum. Sonra zinciri takıyorum. Harika görünüyor. Kapağını kapatıp kilidi çeviriyorum. Umarım Ashley bunu beğenir. Yumuşacık oldu. Hey Ashley. Ver canıma. Ver şunu bana. Buna bayıldım. Hep istediğim bir şeydi. Ha, benim çantama benziyor. Bir tek bende var sanıyordum. Tanik. Galiba aşık oldum. Ah, dersin bitmesine çok mutlu oldum. İçerisi çok sıcaktı. Of, kapşonlu bir üst giymek yanlış bir seçimmiş. Şunu çıkarmalıyım. Ah, böyle daha iyi. Şimdiden serinlemiş gibiyim. Bunu çantama koyayım. Sığmıyor ama. Ay, çok fazla kitap var. Tamam, ben de onu kendim taşırım. Ay, hadi ama. Şaka mı yapıyorsun? Bu iş gitgide sinir bozucu olmaya başladı. Ah, ama sorun yok. Derin nefes al. Ne yapacağımı buldum. Onu belime bağlayacağım. Gördün mü? O kadar da zor değilmiş. Güzel de görünüyor. Tamam, çantamı alıp gideyim. Sonraki dersimi geç kalmak istemiyorum. Oh, eyvah! Ay! Canım çok acıdı. Hey! Sen bir melek misin? Daha kötü isimler de takmışlardı. Yerde ne yapıyorsun? Kalkmana yardım edeyim. Teşekkürler. Ne oldu? Şu aptal kapşonlu kazağım yüzünden. Onu belime bağlamıştım ama aşağı kaydı. Evet, bu benim de başıma gelmişti. Fakat harika bir taktik buldum. Sana göstereyim. Onu vücuduna çapraz bir şekilde bağla. Sonra da kollarını böyle katla. Sıkıca çek, sonra kollarını böyle sar. Bu şekilde hiç kaymayacak. Üstelik güzel de görünüyor. Ah, bu şahane oldu. Çok iyi görünüyor. Ha, biliyorum. Kesinlikle düşmez değil mi? Bekle. Aha, bir denemeliyim. Hey, bu bayağı iyi oldu. Vay canına, akıl almaz bir şey. Resmen hayatımı değiştirdi. Derse gitsek iyi olacak. Tamam, evet girebilirsiniz. Of, içeri girmek için kuyruk varmış. Umarım çok beklemem. Yaşasın, sıra tekrar ilerlemeye başladı. Vay canına, çok güzel. Geçin. Hayır, mümkün değil. Ne? Aman neyse, zaten içeri girmek istemiyordum. İçeri girmek istiyorlarsa insanlar daha iyi giyinmeyi öğrenmeli. Sanki bu konuda konuşabilecekmiş gibi, kıyafeti çok sıkıcı. Bir dakika, belki görünümümü değiştirmeyi deneyebilirim. Hayır dedim. Araya girmek için yapabileceğim bir şey olmalı. Saçımı açtım, gözlükleri de çıkardım. Şimdi oldu bence. Oh, yine mi siz? Hayır. Aman tanrım, niye kafayı taktı ya? Bu haksızlık, çok kötü biri. Belki şu makası kullanırsam işe yarar mı acaba? Bir dakika, belki de işe yarayabilir.
Kusura bakma çanta ama seni kesmek zorundayım. Hadi bakalım, dibini kestim. Şimdi sıradaki adıma geçelim. Askılı bluz gibi giyiniyorum. Bunu iyice göze çarpacak hale getirmek için bir şeyler lazım. Halka küpem işe yaradı. Harika. Artık içeri girebilirim herhalde. Vay canına, pekala girebilirsiniz. Evet, bunun işe yarayacağını biliyordum. Dolabıma bir uğrayayım. Ah, ne tatlı. Ah, bye bye. Sonra görüşürüz tatlım. Aman tanrım, hemen şurada. Selam. Beni fark etmedi bile. Bu haksızlık. Ay, o ağlıyor mu? Ağlıyormuş. Acaba yapabileceğim bir şey olur mu? Biliyorum, Jerry de fena hayran. Aslında gidip onunla konuşsam iyi olur. Hey, Jared yüzünden mi ağlıyorsun? Bak, onun dikkatini çekmene yardım edebilirim sanırım. Gerçekten, bileziğimi al ve ne diyorsam yap aynen, tamam mı? Tamam, bunu yapabilirim. Of, umarım işe yarar. Önce düğmeli bluzumu çıkarıyorum. Sonra önünü arkasına çevirip giymemi söyledi. Pekala, bunu yaptım. Sonra sıra bilezikte. Bu kısmı biraz karmaşık olabilir. Şu iki ucu arkaya döndürüp bilezikten geçiriyorum. Sonra iyice sıkı olana kadar çekiyorum. Şimdi uçlarını önde düğümlemeliyim. Ve alta katlayayım ki görünmesin. Mükemmel, gözlüğümü çıkarıp saçlarımı da açayım. Tamam, yeni görünümümü gösterme vakti geldi. Vay canına, bu da kim böyle müthiş görünüyor? Hey, sana bu ayıcığı aldım. Çünkü ayıları sevdiğini biliyorum. Bu ne ya böyle? Bu adamlar da nereden çıktı? Evet, çok mantıklı. Oh, yoruldum ya. Bir dakika, bu da ne? Hayır, olamaz. Bu partiyi kesinlikle kaçırmamalıyım. Ama bu şekilde de çıkamam. Oh, pekala, sakin ol. Ve bir saniye düşün. İki elimi aynı anda kullanarak makyajımı yapabilirim. Bu bana kesinlikle zaman kazandırır. Ay, küpeleri takmak da ne zor. Of, fırça kırıldı. Şimdi de sıra bu müthiş kırmızı topuklu ayakkabılarda. Evet, kesinlikle doğru seçim. Peki, hangi kıyafeti giyeceğim? Fazla süslü. O fazla günlük. Oo, hey, sanırım bu tam uygun. Evet, kesinlikle bunu seçiyorum. Hey, çıkmaya hazır mısın? Aa, olamaz. Pişti olduk. Tüh, şimdi ne yapacağız? Böyle gitmemiz mümkün değil. Aa, dur bir dakika, aklıma harika bir fikir geldi. Elbisenin farklı görünmesini nasıl sağlayacağımı biliyorum. Askıları şöyle çaprazlama geçiriyorum. Şimdi de sadık makasımı kullanıyorum. İki yana da birer kesik attım. Mükemmel. Vay canına, neredeyse tamamen farklı oldu. Bu akşam gerçekten müthiş görünüyorsun. Gözlerini kapa. Gizlice bakmak yok, tamam mı? Vay canına. Ve bu da yanında. Yok artık. Buna inanamıyorum. Buna inanamayacaksın. Bye. Öpücük hani. Bir teşekkür bile yok mu? Vay canına, bu araba çok acayipmiş değil mi? Hadi şunu bir test sürüşüne çıkaralım. Evet. Hadi daha hızlı. Bu büyük annem için. Oo, gözleri yoldan ayırmıyoruz. Güzel. Hey, şuna bak. Oho, sanırım bunda bir sorun yok. Çok harika. Müthiş. Olamaz. Rüzgar bir anda güçlendi. Olamaz. Sweatshirt'um uçup gidiyor. Hayır. Uçup gitti. Vay canına. Üstümde pek bir şey kalmadı. Hey, durman lazım. Derin bir nefes al. Hadi. Bir düşüneyim. Tabii ya. Bandanamı kullanabilirsin. Au, peki. Evet, bu işe yarayabilir. Bütün olay bunu akıllıca katlamakta.
üçgeni böyle beline bağlıyorsun. Ve bağın sağlam olmasına dikkat ediyorsun. Sonra üçgeni böyle yukarı çeviriyorsun ve kolyenin üstünden geçiriyorsun. Hoş görünüyor değil mi? Çok güzel oldu. Hadi o zaman gidelim artık. Ama önce... tamam sen kullanabilirsin. İşte şimdi gidebiliriz. Bu şimdiden çok iyi geldi. Rüzgarı saçlarının içinde hissetmek gibisi yok. Olamaz. Ağaca dikkat. Anahtarları keşke vermeseydim. Bu bir kazaydı. Üzgünüm. Olamaz. Selam. Yardıma ihtiyacımız var. Kaza yaptık da. Ne? Siz iyisiniz ama değil mi? En azından makyajım hala yerinde. Vay canına, bakın sahneye çıktı. Teşekkürler, teşekkürler. Sesinin bu kadar güzel olmasına inanamıyorum. O bana göz mü kırptı? Hadi herkesin eller havaya. Bu çok eğlenceli. Bunu sonsuza kadar unutmayacağız. Affedersiniz, oraya çıkabilir miyim lütfen? Hey, kotum. Bak ne yaptın? Of, olamaz. Bu en sevdiğim kotumdu. Ama bu durumda zincirimi kullanabilirim. Tamamdır. Kotun iki bacağını eşitliyoruz ve burayı kesmek için makası kullanıyoruz. Böyle dikişin kenarından devam ediyoruz. Burada duruyoruz. Sonra bu klipsi alıp buraya geçiriyoruz. Yerini oturtturduğumuzda böyle çekişle sabitliyoruz. Sonra üstteki parçayı aldığımızda böyle harika delikleri olan bir şortumuz oluyor. Sonra zinciri bu deliklerden geçiriyoruz. İşte bitti. Tada! Çiçeklerden hoşlanır mı? Pantolonun ilginçmiş. İyi günüme rastladın. Bunlar senin için. Aman tanrım, teşekkürler. Vay canına, şortun muhteşem. Çok gaz alıcı değil mi? İyi şeylere vesile olan kazalara bayılıyorum. İnanılmaz. Doğru günde mi gelmişiz nedir? Bu ayakkabı indirimde. Bu harika bir gün. Hey, dondurmanı döktün. Olamaz. Ne yapıyorsun sen? Ağlama tatlım. Hay aksi. Bu ayakkabının senin olmasını ister misin? Hayır. O zaman ne yapacağımızı bilmiyorum. Bir dakika, sanırım bir fikrim var. Bunun için biraz yardıma ihtiyacım var. Önce bolca köpük krema döküyoruz. Ancak bunu yemek yerine üstüne biraz boya döküyoruz. Şimdiden harika görünüyor. Vay canına, çok güzel. En güzel rengi sona sakladım. Sen de dökül bakalım. Henüz işimin bittiğini düşünmedin değil mi? Yanlara da sürmeyi unutmuyoruz. Bitene kadar bekle şimdi. Ve renkler içine işleyince bir havlu bulup ayakkabıları güzelce siliyoruz. İşte olay budur. Çok güzel oldu. Neredeyse batik gibi görünüyor. Yalnızca bir annenin dokunuşunu gerektiriyor. Her çocuk buna bayılır. Teşekkür ederim anne. Bayıldım buna. Benim annem benzersiz. Aynen ayakkabılarım gibi. Ne gün ama. Biraz güneşlenip rozlaşmak çok iyi gelecek. Losyonumuzu da sürelim. Şurası güneşlenmek için iyi bir yere benziyor. Vay canına, eli muhteşem görünüyor. Evet, sık sık bunu derler bana. Bu hafif rüzgarla tam zamanında mı esti nedir? Tarzına bayılıyorum. Hadi otur. Bu losyonu kullanabilirsin. Teşekkürler. Kimse sonuçta ıstakoz gibi görünmek istemez. Hayat bu işte. Selam. Merhaba güzellik. Gün bir anda daha güzelleşti. Ne demezsin? Gözlerimi ondan ayıramıyorum. Vay canına, bunu gördün mü? Böyle görünmemin ne kadar zaman aldığını sen biliyor musun? Neden böyle bir şey yaptı ki? Bu gürültü de nedir? Ellie, aynaya bir baksan iyi olur. O nedir?
Makyajını koruma teknolojisinin en son çıkan numarası. Şimdi izle. Dikkat et. Gördün mü? Harika işe yarıyor. Vay canına, etkileyici. Su içinde kaldım ama makyajıma bir şey olmadı. Peki ya maskaran? Gel kendin bir bak. Hala kusursuz durumda. Vay canına, belki ben de aynısından kendimi yaparım. Onun için bu ıslak mendil paketinin kapağını kullanabilirim. Vay canına, şuraya bak. Bütün oyuncakları denemeye can atıyorum şu an. Ne bekliyorsun o zaman? Girişi şu tarafta. Hadi gidelim. Hey, ağır ol bakalım. Bu parka yiyecek ve içecek giremez. Of, haksızlık ama bu. Vay canına, çok gergin biri. Şu uyarılara bak, yiyecek giremezmiş. Selam. Selam, sen girebilirsin ama yiyeceklerin olmaz. Ama lütfen, çok lütfen hatta. Üzgünüm, kural kuraldır. Havuzda bir çikolata hadiseniz oldu da. O şeyin kaka olduğunu sandık, o yüzden her yeri kapatmak zorunda kalmıştık. Şimdi yolu aç hadi. Seninle bir ara çıktığımıza inanamıyorum. Bu atıştırmalıkları buraya sokma şansımız hiç yok. Bunları çöpe falan atamam. Bu cipslere bayılıyorum. Bir şeyler düşünmemiz lazım. İyi dene. Ne yapıyorsun? Hoş çocuk ama. Merhaba tatlım. Aman tanrım, çocuk resmen benimle flört ediyor. Ellie, kendine gel. Bu ciddi bir durum. Al şunları. Beni onun için satıyor musun? Şşşt, bir fikrim var. Öncelikle bikininin üstünü alıyoruz. Kenarlarında makasla böyle delikler açıyoruz. Sonrasında bu bağcıklara ihtiyacımız var. Deliklere minik halkalar geçirmiştim. Bu halkaların içinden bağcıkları geçiriyoruz. Mickey, acele et. Üşüdüm. Hadi şunu bir deneyelim. Hareket etme. Güzel olmuş. Şimdi sıra planın ikinci safhasında. Vay canına, bikininin üstünü bir anda daralttım. Ne izliyorum ya? Bir dakika, sana bu lazım. İyi fikir. Bununla hatları belirleyelim. Neyse ki kankayız Mickey. Öbür türlü bu yaptığım tuhaf görünürdü. Tamam, şimdi boyayı yayalım. Gıdıklanıyorum. Ama güzel oluyor. Böyle muhteşem görüneceksin. Güzel görünüyor. Hadi o zaman. Git ve onu kafala, bunu başarabilirsin. Selam. Seni gördüğüme sevindim. Selam. Can yeleğin hoşuma gitti. Sağ ol. Annem aldı bunu. İçeri girebilirsin. İşte benim kankam. Tam fırsatı. Biraz cips alsana. Çok naziksin. Daha sonra beraber takılalım mı? Koş 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 koş. Ben üzgünüm. Saçlarımı yıkayacağım. Bye. Vay canına, sıcak bastı ha. İşimi seviyorum. Çok sıkıldım. Okul berbat. Ne haber? Vay canına, bu Matthew. Belki de okul o kadar kötü değildir canım. Biraz rüştüreyim. Selam Mickey. Selam Matthew. Selam, nasıl gidiyor? Güzel görünüyorsun. Bir dakika, neden eliyle konuşuyor? Ne dedin? Hiç. Pardon, ne diyordun? Onun sorunu ne ya? Matthew benimle hiç bu kadar ilgilenmiyor. Bu durumu değiştirmenin bir yolu olmalı. Sanırım buldum. Onun için bu bantla kontur kalemine ihtiyacım var. O zaman işe koyulalım. Bir ara beraber takılalım. Önce gözlüğü çıkarıyoruz. Sonra banttan uzun bir parça açıyoruz. Bandı böyle ağzımızda tutuyoruz. Sonra kontur kalemini alıyoruz. Banda boyayı sürüyoruz. Boyayı bolca kullanıyoruz. Aynen böyle. Aynısını diğer tarafa da yapıyoruz. Şimdi bandı elmacık kemiklerimiz boyunca yapıştırıyoruz. Bandın üstüne hafifçe bastırıyoruz. Bu kadarı yeter. Şimdi bandı yavaşça kaldırıyoruz. Bu sayede yanağımızda bir kontur çizgisi oluşuyor. Bir sonraki bölüm için bize bir sünger lazım. Süngeri çizginin üstüne hafifçe bastırıyoruz. Şimdi saçlarımı halletmeliyim. Sanırım hazırım. Gösteri zamanı. Selam Matthew. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bu nedir? Şunları ben alayım. Biraz farklı görünmek istedim de. İşe yaramış. Hoşuma gitti. Hem de çok. Vay canına. Durun bakalım. Canavar bu. Ne? Matthew, geri dön. Nerede yanlış yaptım ki ben? Hiç anlamıyorum. Çok güzel esnedim. Fazla geldi. Niye bu kadar acıyor ki? Herhalde pek esnek biri değilim. Isınsam iyi olacak. Biraz sessiz olur musun? Selam Ellie. Saçına ne yaptın öyle? Saçım mı dağılmış?
Söylediğin için sağ ol. Böyle daha iyi mi? Geriye çekmen lazım. Sımsıkı topuz olması lazım. İşte böyle. Anladım. Çok zor değilmiş. Uf, acıyor. Nasıl oldum? Neden uğraşıyorum ki? Bunu öğretmen görmese iyi olur. Evet, kötü olurdu. Dağınık topuzdan nefret ediyor. Şu saçlara bak. Hayır, çekin şu makası buradan. İşte hepsi gidiyor. Hayır. Buna asla izin veremem. Bana yardım etmelisin. Peki, şunu izle o zaman. Fırçaya gerek yok. Ellerin yeter. Ve biraz da tükürük. İğrençsin. Hadi şunu tekrar deneyelim. Şimdi ellerini böyle geriye sürüyorsun. Kolay görünüyor. İşe yarıyor mu? Olmuyor. Tamam, bu sefer olaya farklı yaklaşalım. Al bu saç spreyini kullan. Nihayet iğrenç olmayan bir şey. Bazen azla yetinmek en iyisidir. Dur, bırak spreyi, kes artık. Ya, bir şey yanlış mı yaptım? Pes etmek yok. Şunu al. Çok şirinmiş. Kendimi çok güzel hissediyorum. Gülünç oldun. Çok kötüsün. Bir dakika, biri beni arıyor. Aa, David'miş. Merhaba tatlım, sesini duymak iyi geldi. Ha? Bu kalpler de nereden çıktı? Ver şunu bana. Bu çok tuhaf. Bir dakika, şunu bir açayım. Dokuluymuş. Sanırım bunu kullanabilirim. Ne tatlı bir çocuk. Bak, saçını şimdi nasıl halledeceğiz? Fikrin hoşuma gitti. Hadi o zaman. Kalbi saçına böyle bastırıyoruz. Yani kalpleri saçını bastırmak için kullanıyoruz. Bu şeyler toka görevi görüyorlar. Sanırım oldu. Hay canına, kendimi çok iyi hissediyorum. Teşekkürler Ali. Bu görünüşüme bayıldım. Ben sensiz ne yapardım? Hadi sen dansa git. Ben de ısınmamı tamamlayayım. Bu zor bir şey. Ay! Niye bu kadar geç kaldılar? Belli ki bu işi ciddiye almıyorlar. Selam, ben geldim. Ve dans etmeye hazırım. Saçına bayıldım. Evet, az evvel tutturdum. Hadi bakalım. Artık tamamıyla hazırım. Umarım hoşunuza gider. Devam et. Ben de bu arada saç stilini taklit edeyim. Kendimi müthiş hissediyorum. Parti için sabırsızlanıyorum. Güzel görünüyor. Hey Miki, ne düşünüyorsun? Bak ne yaptın? Makyajımı mahvettin. Sakin ol. Çok bozulmadı. Bu sandviç harika. Öyle daha iyi. Şimdi sıra diğer tarafta. Ama biraz biber lazım. Öyle çok daha nefis olacak. Ne? Çok kötü oldu. Birazcık daha. Şunu yapmasan. Nefes al, ver. Sakin ol. Hala düzelebilir bu. Çok lezzetli. Üstünden hafifçe geçeyim. Bunu bütün gün yiyebilirim. Korkunç görünüyorum. Sileyim şunu. Olamaz. Müthişti. Kötü mü görünüyor? Dürüst ol. Çok feci. O da nedir? Çok iğrenç. Diş ipi kullanmalısın. Al şunu. Ne? Ne yapıyorsun? Hareket etme. Aldın mı? Çok iğrenç gerçekten. Bir dakika, bu aklıma bir fikir getirdi. Ne yapıyorsun sen? Bu bütün makyaj sorunlarımı halledebilir. Önceki makyajı siliyoruz. Sonra bunun tutma yerini yüzümüze doğru tutuyoruz. Ve üstünden boyamızı sürüyoruz. Bu kuyruk gibi harika bir görüntü sağlıyor. Vay canına, harika görünüyor. Sonra diğer gözü hallediyoruz. Bu işi çok kolaylaştırıyor. Vay canına, bu keşke daha önce aklıma gelseydi. Nasıl görünüyorum? Süper. Hadi artık gidelim. Hadi dansa. O elleri bir göreyim. Şu figürlere bak. Vay canına Miki, güzel görünüyorsun. Gözlerine bayıldım. İnanılmaz. Bunu nasıl yaptığını merak ettim. Yani şey. Bunlar buraya çok yakışacak. Karpuzu herkes sever. Partime tropikal bir hava verecek. Perdeleri açalım. Sanırım hepsi bu kadar. Harika görünüyor. Bir dakika. Az kalsın unutuyordum. Karpuzum. Çok güzel. Bunu oturma odasına götüreyim.
Hayır! Neden hayat böyle zalim? Ben şimdi ne yapacağım? Aa, buldum. Ah, market kapanmış. Ama benim karpuza ihtiyacım var. Ah, kendim bulurum. Peki, bu pek iyi görünmüyor. Belki burada şansım yaver gider. Bu kötü bir fikir olabilir. Ah, nihayet. Lezzetli karpuzlar. Tişörtümün haline bak. Neyse, şu an önemli değil bu. Bir dakika. Bunu taşıyacak büyük bir torbam yok. Ama belki de ihtiyacım yoktur. Tişörtüme daha çok delik açarsam onu kullanabilirim. Yani zaten mahvoldu. Tamam, bu olur. Tişörtü çıkarıp ters çeviriyorum. Sonra ucunu bağlıyorum. Bu işime çok yarayacak. Karpuz bu çantaya sığar. Ben de onu eve taşıyabilirim. Tam ihtiyacım olan şey. Hadi gidelim. Tek parça halinde eve getirdim. Karpuzu buraya koyuyorum. Bu çok işime yaradı. Hey, o karpuz mu? Ben de bir dilim istiyorum. Sulu sulu. Çok severim. Çöpü çıkarma zamanı. Çok yorgunum. Bir gün dinlenebilsem. Bu çok kötü kokuyor. Hayır, bu Chris. Beni böyle görmemeli. Çöp gibi görünüyorum. Hemen bir şey düşünmeliyim. Şimdi neden oraya oturdu ya? O gidene kadar buraya saklanayım. Hadi Chris, git artık. Hayır, bu tarafa doğru geliyor. Ne yapacağım şimdi? Yapacak tek bir şey var. Ne? İnanamıyorum. Geliyorum, yoldayım. Şimdi gerçekten çöp gibi görünüyorum. Ama en azından utanılacak duruma düşmedim. Hayır, bu çok kötü bir fikir. Hadi düşün. Yapabileceğim bir şey olmalı. Belki çöpü kullanabilirim. Denize düşen yılana sarılır demişler. Yani en kötüsü bu değil. Ne, inanamıyorum. İyi misin dostum? Evet, git buradan. Bir dakika, seni tanıyor muyum? Luna. Selam Chris. Ne yapıyorsun? Berduş gibi görünüyorsun. Kırıcı olman gerekmez. Ne kadar eziksin. Çok kötü biri. Hayır, bu kadar zor olmamalı. Bu çok can sıkıcı. Merhaba. Bu da ne? O elbiseye ihtiyacım var. Bunu sana veririm. Delirdin mi? İyi bir anlaşma olduğunu düşünmüştüm. Dur, galiba buldum. Kollarımı çıkarıyorum. Sonra ön kısmına geçirip kollarını bağlıyorum. Boynumdan da bağlarsam. İşte, çok hoş oldu. Saçım. Böyle daha iyi. Ne? İnanamıyorum. Geliyorum. Chris. Hey, buraya gel. Selam. Nasıl gidiyor? Wow. Hey Luna. Harika görünüyorsun. Bunu fark etmen ne hoş. Uf ya. O çok komik. Çok tatlı bir mesaj aldım. İnanamıyorum bak. Chris bana çıkma teklif etti. Ne? Kıskandın mı? Bir dakika. Şuna bir bak. Chris bana da çıkma teklif etti. Bunu bana nasıl yapar? Erkekler işte. Bir hata olmalı. Tabii ki. Yoksa neden sana çıkma teklif etsin ki? Chris'le sadece birimiz çıkabiliriz. Tamam mı? Tamam. Tamam. O da ben olacağım. Evet. Tabii. Göreceğiz. Chris'i kendime hayran bırakacağım. Bu oyunda ben de varım. Orucu ben sürecektim. Ne yazık. Sorun değil. Bu küpeleri çok seviyorum. Bunları zaten beğenmemiştim. Bunlar çok daha şık. Sen kendini avut. Çantamı alacağım. Ben de. İşte bu.
Şaka mı yapıyorsun? Zaten çok ucuz görünüyor. Bu kot pantolon çok iyi görünüyor. O benim. Hayır değil. Bırak. Önce ben gördüm. Kes şunu. Bana bırak. Yaptığına bak. Senin olsun. İyi şanslar. Ama ben şimdi ne yapacağım? Bunu giyemem ki. Tabii eğer biraz daha yırtmalıyım. Sonra kollarımı bacak kısmına geçiriyorum. Kafamı da yırtıktan çıkarıyorum. Şimdi aşağı çekeyim. Vay canına, bu muhteşem görünüyor. Gitme zamanı. Acele etme. Güzel görünüyor değil mi? Etkilendiğimi kabul ediyorum. Görüşürüz. Önümden çekil. Chris? Yanındaki kim? Wow. Selam kızlar. Onlar ikizmiş. Hadi olanları unutalım. Önden buyur. Mindy'yi bekliyorum. İşte burada. Hey, nasılsın? Gidelim mi? Kalkamıyorum. Bu tuhaf. Aslında daha kötüsü yeni boyanmış. Olamaz. Uyarıyı görmemişim. Bu neden benim başıma geldi? Kalkamıyorum. Kanka yapışıp kaldım. Düşündüğünüzden daha sık oluyor. Ne yapacağım? Bir dakika. Boya mı kullanmışım yoksa yapıştırıcı mı? Dal davranayım. İşe yaramıyor. Burada kalıyorum. Bekle. Belki ben yardım edebilirim. Bunun işe yarayacağını sanmıştım. Çek. Daha sert çek. Hadi. Bankımdan kalk. Ne antrenman ama. Beni çok yordu. Bir de bana sor. Nasıl görünüyor? Doğruyu söyle. Çok kötü değil değil mi? Hem de nasıl? Bir dakika. Galiba bunu düzeltebilirim. Sadece bir iki malzemeye ihtiyacım var. Şunu alayım. Bu pantolonumu seviyordum. Tamam, işe koyulalım. Güven bana. Boyayı kot pantolonuna püskürtüyorum. Bu şablonları da kullanıyorum. Harika görünecek. Şuraya birkaç çizgi daha çekelim. Bunun yeri tam burası. Tasarımcı olmalıymışım. Arkası bitti. Şimdi sıra önünde. Bu karton parçası tişörtünün kirlenmesini engelleyecek. Bunun için bana para vermelisin. Pekala, birkaç ayrıntı daha ekliyorum. İşte bu. Bitti. Nasıl buldun? Vay canına. Müthiş. Eşsiz bir pantolonum olduğuna inanamıyorum. Sen bir dahisin. Arkadaşlar bunun için var. Tamam, hadi gidelim. Boyam nereye gitti? Buralarda bir yerde olmalı. Bunu kaybetmemeliyim. Eyvah, bu çok büyük bir hata oldu. Bazen hep aynı kıyafetleri giymekten sıkılırız. Fakat bu onları çöpe atmanı gerektirmiyor. Biraz hayal gücü ve yaratıcılık kullanarak yepyeni bir gardıroba sahip olabilirsin. En beğendiğin görünüm hangisiydi? Aşağıdaki yorumlarda anlat. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi birçok harika video seyretmek için kanalımıza abone olmayı unutma.